siyah çember içinde kırmızı siyah harflerle Made in Turkey yazısı. www.mint.com.tr. Üzerinde zengin kız fakir oğlan yazılı bir düğün davetiyesi. Davetiyenin içinde beliren oyuncuların görüntüleri eşliğinde jenerik akıyor. Kemal Hüseyin Avni Danyaz, Serpil Ayda Aksel, Nurhan Ufuk Özkan, Sarp Mahiripek, Rüyam Gözde Okur, Şükrü Kemal Kuruçay, Meryem Şeyla Halis Çiçekdemir, Junior Kemal George Havuçoğlu, Badre Zerine Pikmen, Mahmut Ferdi Akarnur, Fatma Gülnihal Demir, Burhan Özgür Aydın, Hakan Ali Barışık, Müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, Senaryo Metin Açıkgöz, Yaşar Arak, Caner Güler, Birol Güven, Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Hasan Tolga Pulat. Gündüz vakti, yüksek bir yerden boğaz manzarası, villanın bahçeden görünümü. Kemal, Serpil, Nurhan, Biricik, Sarp ve Rüyam salonda oturmuş kahkahalarla gülüyorlar. Nereden geliyorsun ya? Of Allah'ım sana şükürler olsun. Niye kalanınıza geliyor ya? Oy. Nurhan Bey, Nilgün Hanım geldiler. Sizinle konuşmak istiyorlar. Nilgün Hanım mı? Nilgün Hanım kim, ne için görüşmek istiyormuş? Vallahi ben de bilmiyorum. GBT'sine bakmadım yani. Hayatım, kim bu Nilgün Hanım? Vallahi bilmiyorum ki. Ay Şükrü Efendi, öyle duracağını çağır da gelsin hepimiz anlayalım kim olduğunu. Hey Şükrü, gözlerin soru işareti, suratın öyle şapşal bakacağına git de çağır. Şükrü Nurhan'a kaş göz etti. Emredersiniz efendim. Rüyam, hakikaten kimmiş bu Nilgün ya? Nereden bileyim aşkım ben yani. Çağırdığı adam bile bilmiyor sonuçta. Ben nereden bileyim? Nilgün Hanım geldiler efendim. Nurhan Bey burada. Şeyler hafif soldu. 10 yaşlarında iki erkek çocuğunun elinden tutarak salona girdi. Nilgün 30'lu yaşlarda sarışın, uzun boylu, alımlı bir kadın. Bir dakika, bir dakika. Nilgün? Sen misin? Evet Nurhan, benim. Ne güzel bir sürpriz bu ya. Hoş geldin. Nasılsın? Ne haber? Ana, bu paşalar senin mi? Nurhancığım, kim bu hanım? Nilgün, üniversiteden arkadaşım. Sarp'la Rüyam manidar bakıştılar. Kemal sevecen, Serpil ise şüpheci gözlerle bakıyor. Yalnız konuşabilir miyiz Nurhan? Yalnız mı? Benim buradaki insanlardan hiçbir gizlim saklım yoktur. Bence mutlaka baş başa konuşmamız lazım Nurhan. Nurhancığım, acaba bir sorun mu var? Yani yok, ne sorun olabilir ki? Bence bir sorun var. Vallahi bence de var. 10 yıl falan oldu herhalde görüşmeyelim, değil mi? Böyle ayakta da kaldınız. Şöyle geçin, rahat rahat oturun, öyle konuşalım. Bu çocukların babası olduğunu, bu insanların yanında mı konuşmak istiyorsun Nurhan? Biricik duyduklarına inanamamış gibi şokta. Ne? Hepsinin ağzı açık kaldı. Anne, ben yanlış mı duydum? Çocukların babası olduğunu mu dedi? Evet boncuğum, ben de öyle duydum. Bir dakika affedin. Şimdi bu uşakların babası Nurhan mı yani? Evet efendim. Gözlerini fal taşı gibi açıp irkildi. Ben bomba diye buna derim. Vallahi ben de. Biricik'in beti benzi atmış. Gözleri dolu dolu. İşte çocuklar, babanız. Sarılın. Baba. Nurhan'ın bacaklarına sarıldılar. Yok artık. Biricik şaşkın, aklı karışmış. Yüzü allak bullak bir halde öylece donup kaldı. 2 gün önce. Eşsiz güzellikte bir boğaz manzarası. Şükrü her zamanki yerinde dikilmiş, Sarp'ın arabasını park etmesine yardımcı oluyor. Anahtarı çevirip kontağı kapat der gibi işaret verdi. Merdivenlerin başında durmuş kurşun asker gibi hazır olda bekliyor. Sarp arabadan inip yanına geldi. Ne var ne yok Şükrü? İyidir Zarp Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı villadan bir havadis? Numara aldınız mı? Numara mı?
Ne numarası çeviriyorsun yine Şükrü? Numaratörden numara alıyorsunuz efendim. Sonra efendim yok sen erken geldin, yok sen geç geldin diye kavga çıkmıyor. Ne numaratörü, ne sırası Şükrü? Sıra numarası Zahit Bey. Bakın şu numaratörü buraya boşuna koymadık. Bahçeye numaratör ve banko gişesi kurmuş. Bu ne ya? Numaratör efendim. Buradan sıra numarası alacaksınız. Sıranız geldiği zaman sizinle ilgileniyorum. Ne anlatıyorsun Şükrü? Ne saçma sapan konuşuyorsun ya? Ne numaratörü, ne sırası? Ayrıca sen bunu nereden buldun? Benim bankacı bir arkadaşım var. Bankaları tadilata girmiş. 3-5 ay kapalıymış. Ben de 2-3 günde ödünç aldım. Götürüp bırakacağım inşallah. İyi de burada sıraya giren insanlar mı var? Öyle demeyin efendim. Yani haber bültenlerini milyonlar izliyor. Ben de bir haber bülteni sayılırım yani. Abartma Şükrü. Senden benden başka bilgi alan mı var ki? Benim bu bilgi ücrete tabi. Lütfen numara alın. Bir dakika bir dakika. Ne yani? Şimdi senden benden başka birileri bilgi mi alıyor? Dedim ya efendim. Bu bilgi ücrete tabi. Lütfen numara alın. Atıyorsun Şükrü. Senden... Yok yok. Benden başka kimse bilgi almıyordur. Yalan bir habercinin sonudur. Efendim yani kuru fasulye yemeye tövbe ederim ama hayatta yalan söylemem efendim. Allah Allah. Demek bu evde başkaları da haber alıyor. Şükrü, Nurhan mı yoksa? Lütfen numara alın. Alacağım Şükrü, alacağım. Alacağım. Ama bak bir numara yapıyorsan elimden çekeceğin var ona göre. Verin efendim. Şükrü bankoya geçti. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gişe işlemlerine basın lütfen. Basıyorum. Basıyorum. Numaratör çalışmıyor. Şükrü basıyorum ama vermiyor. Nasıl vermiyor ya? Bozdun mu? Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım Şükrü. Çıkır. Ben bir şey yapmadım. Ben sadece düğmeye bastım. Gişe işlemlerine bir daha bir bas. Ben basmam Şükrü. Ben bir kere bastım bitti. Vallahi. Ben bozmadım. Nereye bastın sen bunu? Ben sen nereye diyorsan ben oraya bastım Şükrü. Ortaya mı, en üstte mi, alta mı bastın? Bana dediğin yere bastım Şükrü. Ben vallahi sorumluluk kabul etmem. Koca makina, banka, sen ödersin. Ya ne yaptın ya Allah'ım? Ayrıca bankadan niye alıp getiriyorsun ya? Ya ödün çaldım, götüreceğim diyorum ya. Sen bunu tamir edebilir mi? Nereden bileyim ben ya bunun tamirini? Her Allah şey Allah. Bileyim, bunu da bil. Bunun sıkıntısı nedir acaba ya? Sıkıntı sen. Serpil Biricik'in kucağındaki Mahmut Kemal bebeğin başını okşuyor. Bu aralar bayağı bir ağlıyor Ramin Beyciğim. Evet Ramin Bey, neden ağlıyor olabilir acaba? Bence sütünüz azdı Biricik Hanım. Sütüm mü az? İyi de ben sürekli emziriyorum. Emzirmeniz çok yakışı bir şeydi. Çünkü ana sütü körpe için en önemli şeylerden biridir. Ama bazen olur ki ana sütü körpe için yeterli olmur. Peki o zaman mama mı vereceğiz? Hele yok. Sütünüzü artırmak daha yakışı olardı. Çünkü ana sütüyle gıdalanan körpelerde infeksiyon hastalıklar daha az olur. Beyin gelişimi daha yakışı olur. Alerjik hastalıklar, ishal ve solunum yolu hastalıkları daha az olur. Hem de süt vermek ana için de çok yakışıdır. Çünkü süt veren analarda meme kanseri, yumurtalık kanseri, kemik erime hastalığı, bir de kan azlığı hastalıkları daha az olur. Peki şimdi ne tavsiye ediyorsunuz? Daha çok sıvı kabul edin, bir de dengeli gıdalanın. Ben yine de sizi kontrol edeceğim. Tamam. Çok teşekkürler Rabin Bey. Çok sağ olun. Değmez, bu benim vesifemdi. Hiç merak etmeyin Rabin Beyciğim. Ben çok yakında süt rekoltesini ikiye katlarım. İyi tabii. Duydun mu? Anneanne çalışacak bizim için. Evet. Evet. Neyse şimdi gülüyor ama. Bankodaki dijital ekranda Şükrü Ajans yazısı geçiyor. Fişi çıkmış Zert Bey. Şimdi gişe işlemlerine basabilirsin, numara alabilirsin şimdi. Allah Allah. Sanki başka seçenek varmış gibi de konuşuyorsun Şükrü. Hayır, buradan benden başka kim sıra numarası alıyor onu merak etmesem asla bu tuhaflıkların içine girmezdim yani. Sevgili Muğdim, Şükrü Gold Card alabilirsiniz. Her türlü ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Muğdi mi? Muğdi nedir ya? Muğdi bankalarda oluyor ya hani. Gold Card nedir? Ya hani banka kredi kartlarında oluyor ya. Sana önlerden numara veriyor. Bu da öyle. Sana bir Şükrü Gold Card vereyim 200 TL. Yok ya. Beni yeterince yoldun zaten Şükrü. Bırak artık bu zırvalıkları ya. Tamam. Gişe işlemlerine basabilirsin. Basıyorum. Aha. Numara verdi. Aldım. Şimdi numaranız burada yanacak. Sıranız geldiği zaman sizinle ilgileneceğim efendim. Peki. Sarp oturacak bir yer arar gibi etrafına bakınıyor. Tuvalet mi?
Ne tuvaleti Şükrü? Oturacak bir yer yok ya. Pardon. İş yeri açıyorsun, oturacak yer koymuyorsun ya. Yeni açtık defin. Dering, bir numara. Aha, ben. Buyurun. Evet, sizin. İsmim Şükrü. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi, Şükrü Bey, benim şu... Ya beni saçma saçma cümleler kurmak zorunda bıraktırma Şükrü. Neymiş şu senden sıra alan kişi? Onu öğrenmek istiyorum. Efendim, bunun ücreti 200 TL. Vezneye yatırırsanız hemen bu bilgiyi size verebilirim. Tamam. Vezne nerede? Burası efendim. Bura mı? Hı hı. Her yer burası. Montunun cebinden cüzdanını çıkardı. Al bakalım Şükrü. Merci. Efendim, haber almak için Riyam Hanım geldi. Riyam mı? Riyam Hanım buraya, ajansıma. İş yerime geldi. Ve bana... Geçmiş. Gel Şükrü Efendi. Buyurun efendim, ne bu telaş? Şükrü Efendi, benim sana bir şey danışmam lazım. Buyurun, sizi dinliyorum efendim. Yalnız bu konuştuklarımız aramızda kalacak, tamam mı? Tabii ki efendim. Sizin istekleriniz benim için emirdir. Bak şimdi, ben geçen gün Sarpış Kom'u aradım. Bana işteyim dedi. Ben de eşkillendim. Ofise gittim, ofiste yok. Ne yaptığını çok merak ediyorum Şükrü Efendi. Benim için ne yaptığını öğreneceksin, tamam mı? Söylerim de efendim, buradaki işlerim ne olacak? Allah Allah, ben izin veriyorum sana Şükrü Efendi. Benim için alışverişe gittiğini söylerim. Yani bir nevi sizin dedektifiniz olacağım. CCI Şükrü yani. He? Aynen öyle Şükrü Efendi. Merak etme, bu iyiliğini de karşılıksız bırakmam. Tabii ki efendim. İnanın zarfa bir kene gibi yapışırım. Olan biteni gelir size ispiyonlarım efendim. Ay, sana güvenebileceğimi biliyordum Şükrü Efendi. Tabii ki güveneceksiniz efendim. Zarf dış kapının mandalı yani. Yabancı, siz benim ailem sayılırsınız. Ay, çok teşekkür ederim. Hadi göreyim seni Şükrü Efendi. Ay, bak, bak. Heh, gördün mü? Bak, bu kapının kolu yine elimde kaldı. Yani gerçekten korkuyorum odada kilitli kalacağım diye. Bunu bir ara yaptır Şükrü Efendi. Bir ara yaparım efendim. Şimdi isterseniz yerine koyayım ki çıkabileyim. Bu şekilde iyi günler. En kısa zamanda yapacağım. Tamam. Kapının kolu emaneten duruyor. Rüyam çıkarıp tekrar yerine taktı. Ana dönüş. Ben dedim efendim, yanlışınız var dedim. Zarp Bey'e ben kefilim dedim. Ha benim öz kardeşim ha Zarp dedim. Böyle şeyler yapmaz dedim. Vay be. Demek Rüyam peşime adam taktı ha. Gerçi sen adamdan sayılmazsın ama. Çok ayıp ediyorsunuz. Niye böyle şeyler söylüyorsunuz? Ben kendimi sizin için tehlikeye atacağım. Siz bana neler söylüyorsunuz? Rüyam Hanım'a niye yalan söylüyorsunuz efendim? Şeyden dedim. Şimdi bizim... Rüyam'la karşılaşmamızın 2 yıl 4. ayı biliyor musun? O yüzden ona ben bir hediye alacaktım da o yüzden. Sürpriz yapacaksınız yani. Evet evet, öyle yapacağım ama sen yine de çaktırma, tamam mı? Yani Rüyam'ı şüphelendir. Niye ki ne? Ya sen söylediğimi yap. Size güvenim sonsuz ama emin misiniz? Rüyam Hanım'ı üzmeyelim derim ben. Ya Şükrü, sen benim dediğimi yap, dediğimi. Efendim, sizi takip etmezken vakit geçirmem gerekiyor. Yani ne bileyim, bir restorandan şuraya buraya gitmem lazım. Onun için de para lazım biliyorsunuz. İyi, tamam Şükrü, tamam. Al para Şükrü. İstediğin yerde yemeğini de ye. Çıkarıp 50 lira uzattı. Yani lahmacun yediyorsun öyle mi? Bu sefer Bodrum'da bir lahmacun 50 TL'ydi efendim. Ne saçmalıyorsun Şükrü? Bodrum'da mısın sen? Bodrum'da değilim efendim. Yaz da değil ama ben zaten lahmacunu isteyemem. Al o zaman şunu. Al. Bir 50 lira daha. Yani şey diyen, iyi yemek yeme. Git kendine bir dürüm al diyen, öyle mi yani? Dürüm mü? Bak şimdi düreceğim senin defterini Şükrü. Abartma ya. Kusura bakmayın ama ben koskoca sanayici, müteahhit, inşaatçı Kemal Bey'in kahyasıyım. Biz onun sayesinde çok Fransız mutfakları gördük. Ne yani? Sen şimdi yemek yemeye Fransız restoranına mı gidiyorsun? Sadece oraya diye ki efendim, ne bileyim. Uzak Doğu mutfakları olabilir, fizyon mutfakları olabilir, stikçi olur, suşici olur. Her yere gidiyoruz biz hemen hemen. İnanmıyorum sana Şükrü. Gol pozisyonunu buldun, muhakkak o golü atacaksın değil mi? 100 lira daha verdi. Al şunu, al. Unutma, Rüyam'ı şüphelendirmeye devam edeceksin. Tamam öpeyim. İyi, tamam ben gidiyorum. Ha git. Ha. Ya. Şükrü. Ha. Ya şuradan bir numara alsam da bir daha geldiğimde sıraya girmesem.
Sırf senin için yapıyorum, başkasına yapmam ha. Git işlemlerine bas. Çalışmıyor Şükrü. Ha çalışmıyor ya. Vallahi çalışmıyor. Yine mi bozdun, ne yaptın? Ben bir şey yapmadım Şükrü. Yaptım diyorum sana. Ne demek ben yaptım ya, ben bir şey yapmadım. Bozduk aleti getiriyorsun şuraya Şükrü. Allah Allah. Ya, ya bozma diyorum şu aleti sana ya. Kaç defa elime diyorum ya. Ya ilk günden alet gitti ya. Ama başta ya. Ya. Ya çalışmıyor, vallahi çalışmıyor ya. Ya azim. İşte bu kadar. Nazlı tırnaklarına kırmızı oşesini sürmüş. Nazlı? Aa, Rami, ne işin var burada? Rüyam Hanım burada olduğunu dedi. Rüyam ablanın oşesini sürüyordum ben de. Ha, Nazlı seninle bir şey bari de danışmak istedim. Dinliyorum. Önce bir kapımı bağlayayım sonra. Rüyam'ın odasındalar. Kapının kolu Rami'nin elinde kaldı. Ayda. Ya bu elimde kaldı. Ben takarım şimdi. Bak. Aparatın ucu geri kaçtı. Aa, kapının kolu arkaya düştü. Ya biz neyin içeri girdi? Bu kapını ne açacağız? Bilmem nasıl açacağız. Ramin kulağını kapıya dayadı. Baktı bir gelen yok. Kara kara düşünüyor ne yapacağını. Nazlı tedirgin. Antrede oyun oynayan Junior Kemal yerdeki kapı kolunu fark etti. Aa, biri kapının kolunu düşürmüş. Anne, anne. Kapının önünde biri var galiba. Junior mu bu? Junior. Junior Kemal. Junior. Niye cevap vermiyor? Gitti diye sen. Neyse canım. Ya bir başkası gelir nasılsa. Bekleyelim biraz. Hmm. Bir ben de deneyeyim. Ben bir filmde görmüştüm ki ıslık çalarak kapını açar. Bir deneyeyim. Bence sen şaka yapıyorsun Rami. O bir filmiydi. Rami kapının önünde yere çömelip oturdu. Elinde kapının kolu. Ne yapacağız der gibi gülümseyerek Nazlı'ya bakıyor. Kemal salonda Hoppacık. Torununu seviyor. Hoppacık. Dedesinin Kemal'i he? Minik Kemal. Ay bak gözün aydın boncuğum. Mahmut Kemal'in hiçbir şeyi yokmuş. Hiç. Ne dedi Ramin Bey? Sütün az olabilir, beslenmene dikkat et dedi. Doğru söylüyor kızım. Senin bol bol yemen lazım şimdi. Senin iki kişilik yemen lazım yani. Bak baban doğru söylüyor. Sen doğum kilolarına taktın, yeteri kadar beslenmiyorsun evladım. Hayır, sonuçta bebek emziriyorsun. Akışına bırak. Baba, Ramin Bey nerede bu arada? Buralarda bir yerde olması lazım. Arabası garajda. Hey, ben ona bir bakayım da, ya adam iki güne bir geliyor, uşağı kontrol ediyor, piricığı kontrol ediyor. Yani olmaz öyle şey yani, onu bir konuşmamız lazım. Ay evet babacığım ya, Nurhan'la ben de teklif ediyoruz ama tek kuruş bile istemiyor. Mahmut Kemal benim ilk körpem, ondan para mı alacağım diyor. Olmaz öyle şey, benim onunla konuşmam lazım. Al bakalım. Gel bakalım. Mahmut Kemal güzel bebek mi? Ramin şifonyerin önünde, Nazlı ise hemen karşısında yatağın üzerine oturmuş. Aslında baş başa kalmamız yakışı oldu. Sana bir şey demek isterim Nazlı. Dinliyorum seni. Nazlı. Ha. Ben... Ramin Bey! Kemal Bey! Ramin ne yapıyorsun? Ya işitmedin, Kemal Bey beni çağırdı. Duydum tabii, duymaz mıyım? İşte gelip bizi buradan çıkardılar da. Ya çıkartır tabii ama bu durumu dayıma ben nasıl açıklarım sonra? Burada baş başa ne yapıyorsunuz derse ne derim? Yani bırak beni, sen ne dersin? Kapı bağlandı, içeride kaldık diyeceğim. Olmaz. Yani burada ya yabancı biriyle baş başa ne yapıyorsun diye bana çok kızar. O yüzden sakın sesini çıkartma, tamam mı? Yabancı bir adam mı? Yani sonuçta sen bir yabancısın ve burada ikimizin kilitli kaldığını görürse hiç hoşlanmaz Ramin. Yani lütfen sessiz olalım.
Tamam, tamam. Doğru diyorsun. Sonuçta ben bir yabancıyım. Ay, nasıl çıkacağız buradan Ramin? Ramin çok gücendi. Bilmem der gibi omuz silkiyor. Dayım bizi yakalayacak Ramin. Teşekkür ederim Resmiye Hanım. Şey Erdemciğim, merkeze göndereceğim belge burada. Al. Sağ ol Nurhancığım. Aa, bu ne ya? Yeğenime oyuncak aldım. Yarın doğum günü de ona vereceğim Nurhancığım. İyiymiş, ne aldın? Uzaktan kumandalı araba. En çok sevdiği şey. Vay, neymiş paşamın adı? Mustafa. Ya zaten burada da yazıyor bak Mustafa'ya, sevgilerle. Darısı senin başına Nurhan. Yakında Mahmut Kemal de istemeye başlar oyuncaklar, arabalar. Ama endişe etme, çok ucuz aldım. Fiyatına inanamaz. Ya Allah'ın izniyle ya. Oğlum o yaşlara gelsin de var ya, ne isterse alırım ben. O önemli değil. Bir şey soracağım ya. Bu uzaktan kumandalı arabayı pilli mi aldın, şarjlı mı aldın? Pilli aldım Onurhan'cığım. Keşke şarjlı alsaydın ya. Şimdi pil parası arabanın parasını geçer. Ya istersen abartmayalım ha Nurhan. Yok yok öyle. Misal printerlar da öyle. Ya printer o kadar ucuza satıyorlar ki. Ama kartuş öyle mi? Kartuşun parası daha pahalı. Bir yılda kartuştan o printer'ın parasını kat kat çıkarıyorlar. Neyse. Mantıklı Nurhan'cığım, doğru söylüyorsun. Selam söyle yeğene, öp benim için, tamam? Tamam, selamını söyleyeceğim. Güneşli, güzel bir gün. Villanın bahçeden görünümü. Şükrü mutfak masasında oturmuş, önünde bir tabak etli kuru fasulye. Müthiş bir tablo. Kuru fasulyeyi tek tek yiyeceksin. Tadını tek tek alacaksın. Fasulyeyi yerken büyük bir haz duyuyor. 2013 Gümüşhane Kerkit. Harika ya, harika. Oh. Junior Kemal elinde kapı koluyla mutfağa girdi. Baba. Kapının kolu düşmüş. Düşen dost olmaz oğlum. Bırak düştüğü yerde kalsın. Hem bahane getiriyorsun ki onu. Baba sen bu evin kayası değil misin? Tamir et. Sen de benim keyfimin kahyası mısın ha? Allah Allah. Ne işime karışıyorsun sen benim? Sen bilirsin baba. O kapı açılmadığında hesabını senden sorarlar. Yetersiz beslenmenin doktora tezi ne olacak? Oğlum biraz kuru fasulye yeseydin beynin çalışırdı biliyor musun? Baba kuru fasulye beyni değil, bağırsakta çalıştırır. Ya bu şimdi çalışan bağırsak sesi mi Allah aşkına? Yaptığın şeye bak. Oğlum kuru fasulye var ya her derde devadır. Baş ağrısına, diş ağrısına, kaynana zırıltısına. Şahane bak. Oğlum burada böyle ben boş boş çene çalacağına git akranlarını oyna. Biraz bahşiş bahşiş topla etraftan ya. Tamam baba ya. Başlama bahşiş bahşiş diye. Nasıl başlamayayım? Ha? Bu değirmenin suyu nereden geliyor biliyor musun? Kemal amcadan tabii ki de. Kemal amcadan mı? Bu değirmenin suyu nereden geliyor diyeyim sana? Bizim değirmen çalışmıyor ki baba. Sen yan gelip yatıyorsun, üstüne para veriyorlar. Seni bana parayla mı verdiler demiyorum. Doğumunda gittim, anana bir çeyrek altın taktım. Seni hemen kucağıma verdiler. Oğlum git akranlarını oyna, bir bahşiş mahşiş topla ya. Of baba ya. Kapının kolunu masaya bırakıp çıktı. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya. Bir yedirme hadi bana. Şaşkın Şükrü kaşık yerine kapının kolunu bandırdı tabağa. Aa, tamam. Öf. Çıncağız bir zevkin vardı, onu da içki ettin ya. Şahane bak. Güzelim, kuru fasulye. Serpil'le Biricik salonda oturuyorlar. Ya Serpil, sen bu Ramin Bey'i gördün mü? Nerede duruyor? Bilmiyorum Kemal'im, ne oldu? Ya sanki yer gerildi, herif içine girdi ya. Kızım sen gördün mü Ramin Bey'i? Yok babacığım, ben de şimdi Mahmut Kemal'i yatırdım. Öyle aşağı indim, kimseyi görmedim. E gitmiştir adam Kemal. Ya gitse arabası ön garajda ne arayı Serpil? Ha. Arabası burada adamın. Nerede o zaman bu adam? İşte ben de onu merak ediyorum zaten. Belki tuvalettedir. Baktım ben, orada yok. O zaman ben bir arayayım. He kızım sen ara, ben gene bir bakayım sağa sola. Ya nereye kayboldu bu adam ya?
Nazlı sıkıntıyla volta atıyor. Ramin kapının önüne oturmuş, parmağıyla deliği kurcalıyor. Parmağı sıkışınca canı yandı. Aa, Bilecik Hanım zayn vurur. Açma, açma. Niye? Gelip bizi buradan çağırdılar da. Ya niye burada böyle baş başa kilitlisiniz diye sorarsa ben ona ne derim? Meclisine burada bir aksiliği oldu diyeceksin ve salam. Ramin Bey! Ramin Bey! Dayın geldi. Al işte dayım. Ya bizi böyle baş başa görürse bana çok kızar. Of, ne yapacağız şimdi? Ya ne inecek ki? Teleye düşmüş sıçan kimi oturup gözleyerek. Ne? Kapana kısılmış fare gibi. Dikilip duruyoruz. Aynen öyle. Serpil yeşil elbisesiyle üst kattan salona indi. Ay Nazlı da yok ortada. Nerede bu kız? Allah Allah. Ev değil Bermuda şeytan üçgeni. Bahçeye falan bakayım bari. Ben de bir Ramin Bey'i arayayım bari ya. Allah Allah. Alo? Ramin Bey? Ay çok şükür neredesiniz? Herkes sizi merak ediyor. Ha, Rüyamın odasında mı? Kapalı mı kaldınız? Nazlı? Senin ne işin var orada kızım? Tamam Nazlıcığım dinliyorum. Şükrü! Şükrü! La herif Nisan hamsisi gibi ha. Ara ki bulasın. Kapının kolu olmadığını fark etti. La bu kapının kolu nerede? Oh, şimdi mahvolduk. Yani dayım kapının önünde her an kapıyı açıp içeri girebilir. Pencereden atlanayım. Yok olur mu öyle şey? Hem oran buran bir şey olur, kırılır. Hem biri görür, bu çocuk niye pencereden kaçıyor der. Şimdi dayın işitecek. Bilecik Hanım ne dedi? Ay ne bileyim tam hatırlamıyorum ama bir önce çıkaracağım sizi oradan dedi. La Şükrü! Sen neredesin? La kapının kolu yok. Ara ki adamı bulasın ha. Şükrü! Cık. Ya arkadaş ya. Deli olacım ya, deli olacım ya. Ne oldu babacığım, neye sinirlendin? Ya kapının golü yok, ortada Şükrü de yok. Ha, bu yani değil mi? Bu kadar, başka bir şey sinirlenmedin. Kızım, bu evde ne Ramin Bey'i, ne Şükrü'yü, ne de o kapının golünü bulamayırım. Hadi doğrudur babacığım. Ama ben Şükrü abi ön bahçede görmüştüm sanki. İyi kızım, ben ona bir bakarım. Tamam. Biricik telaşla çıktı salondan. Ramin ve Nazlı kapının önünde kurtarılmayı bekliyorlar. İkisi de gergin, keyifsiz. Ya Biricik Hanım arda kaldı. Ay ne bileyim Ramin, ben de sen de burada kilitliyim. Doğru. Nazlı, Ramin Bey. Biricik abla. Biricik Hanım, biz burada kilitli kaldık. Ya ne olur dayım gelmeden bizi buradan çıkar Biricik abla. Ha, çıkarmasına çıkarayım ama kapının kolu yok. Yoktu. Ama oraya düştü Biricik abla. He. Yok işte arkadaşlar, tamam sakin olun. Ben de sizi oradan çıkaracak bir yol bulup geliyorum. Şansa bak ya. Nerede kaldı bu adam ya? Buyurun efendim. Şükrü. Neredesin Şükrü? Efendim Semat'ta ikiye bakıyordum. Onun trene baktığı gibi ben de ona zevkle ve şevkle bakıyordum efendim. Ya bırak şimdi boş laf etmeyi. Kapının golü düşmüş. Niye onu tamir etmedin? Rüyam Hanım'ın odasın değil mi efendim? He. Efendim ben de tam şeyden mutfaktan kapının kolunu aldım. Ona uygun vida arıyordum. Hemen takacaktım efendim. Kes. Boş laf etme. Bak Ramin Bey'i gördün mü? Görmedim efendim. Ey git o kapının kolunu bir an önce vidasını bul. Bakmadım bir o oda kaldı. Kapıyı açalım hadi. Tabii efendim. Yettim efendim. Nereye babacığım? Ya kızım Ramin Bey'i bulamayırım ya. Bir koca evi dolandım bulamadım bu Ramin Bey'i ya. Telefonlara da cevap vermiyor. Başına bir iş mi geldi bu uşağa ya? Ay yok babacığım iyidir ya, o buralardadır. Yok kızım, o kapısında golü olmayan oda dışında her yere baktım yok. Bir oraya bakacağım yani. Herhalde başına bir iş geldi ona. Babacığım boş ver şimdi sen onu da, ben sana bir şey sormak istiyorum. Dur kızım ya, şimdi işim gücüm var da orayı halledeyim ondan sonra. Ama baba
Bebeğin başına bir şey gelmiş midir bilmiyorum ama şimdi sen o odaya girersen eğer başına her şey gelebilir. Hadi acelesene Şükrü'ye. Buyurun efendim, geldim. Nerede kapının kolu? Efendim kapının kolunu bulamadım ama ben şimdi bununla hallederim efendim. Hadi bakalım. Tornavida ile açtı kapıyı. Kemal içeri daldı, etrafa bakınıyor. Buyurun efendim. Bu adam burada da yok. Nazlı ile Ramin salonda Biricik'in karşısındalar. Evet, şimdi bana birisi neler olduğunu açıklayabilir mi acaba? Ben Nazlı Hanım'a sağ ol demeye gitmiştim. Oldu da hamının başına gelebileceği bir aksilik başımıza geldi. Ya iyisi bu işte Biricik abla. Kapının kolu bozukmuş, o da düştü. Biz de içeride kilitli kaldık. Ya dayım da bir yabancıyla o odada kilitli ne yapıyorsun der bana diye ben paniğe kapıldım. Ya ama Allah'tan Meryem abla kapının kolunun bozuk olduğunu biliyormuş da kontrol etmeye geldi. Eğer hayatımda Nurhan gibi biri olmamış olsa bu küçük aksilik bana pek açıklanabilir gibi gelmezdi. Ama neyse ki Meryem abla durumu kurtarmış. Uy! Rami Bey burada mıydın? Ben buradayım Kemal Bey. Ya nereye kayboldun evladım? Ben şeydeydim, şeyde. Ramin Bey şeydeymiş, lavabodaymış babacığım. Evet, oradaydım. Ya bütün tuvaletlerin kapılarını tıklattım ya, duymadın mı? Herhalde siz tıklattıktan sonra denk gelmiş. Neyse canım, Allah'tan başına bir iş gelmemiş. İyisin değil mi uşağım? Yok, şükür olsun, her şey yakışadı. Oh ya. Dört tarafını dolaştım, evin bahçenin her tarafını ya. İyi, tamam. Mahmut'la Badire'nin yaşadığı iki katlı mütevazi ev. Fatma mutfakta oturmuş kurabiye yiyor. Badire çay tepsisiyle yanına geldi. İşte böyle. Doktor sütün azalmış demiş. Bakamıyorlar tabii kızım. Kankacığım onun bol bol tatlı yemesi lazım şimdi. Ay kız tatlının aklıma geldi. Çok ballısın, şanslısın vallahi. Benim yeğen geldi Deniz'den. Buse. Deniz'de benim senin gibi kankam var. Necip kardeşim. O iki tepsi revani göndermiş. Haşhaş revani. Onun bir tanesini sana veririm ben. Götürürsün Biricik'e yedirirsin. Ya. Ay, sağ ol. Sağ ol. Bir de rejim yapıyor Biricik. Ya loğusa kadın hiç rejim yapar mı? Tam tersi. İki kişilik yer. Rejim ne ayol? Rejimle ben rejim bilmem. Ben ancak demokrasi rejimimizi bilirim. Başka rejim bilmem ben kanka. Aslında bizim rejim yapmamız lazım. Şu halimize bak. Aşk olsun kanka, hakaret ediyorsun. Benim kilomum var ya, fazlam var. Bak İnceciğim, hem kadın derin et de mutlu olur. Ne demişler? Bir dirhem et bin ayıp örter. O zaman bizim milyonlarca ayıbımızı örter maşallah halimiz. Aman kanka, neyiniz var ayol? Hadi belki ben bir kilo fazlayım da sen gayet formdasın böyle bak. Fatmacığım, sen gönül gözüyle bakıyorsun da ondan. Yani rejim konusunda bir reklam filmi çevrilse bu halimiz önceki hal olur. Yani sonraki hal için 30 yıllık fotoğrafımız belki idare eder. Boş ver be kanka. Can boğazdan gelmiş. Ye boş ver hadi. Al bir tane ye bakayım hadi. Oh, can boğazdan da gider yani. Neyse, şimdi Mahmut gelince o Necip Bey'in Denizli'den yolladığı o revaniyi de alır götürürüz Biricik'e. Var ya, birinci bu tatlı yedikten sonra sütü kalitesi iki katlar. Hoş time olur, hoş time. Yapma ya. Sütü artacak mı? İnşallah ya, inşallah kanka ya. İnşallah. Allah'ım inşallah. Hadi içine sinsin. Bir tane ye, hadi. Hadi be. Yiyelim hakikaten. Hadi yarasın, afiyet olsun. Homestay. Bayağı. Bayağı homestay. Homestay. İnşallah. İki günde homestay olur. İnşallah. Güzel olmuş ama değil mi? Güzel. Eline sağlık. Çok güzel olmuş kankacığım. Sen yaparsın, kötü olmuş? Meryem'ciğim, bak Ramin Bey'i duydun. Biricik'in sütünü artırmamız lazım. He biliyorum. Yani ben de kaç kere dedim bol bol tuzlu ve soğanlı yersin o sütün artar dedim ama be dinlemedi ki. Yani bu gidişle torunum sütsüz kalacak canım. Ya rejim de yok, itiraz da yok. Rica ediyorum, başka da bir şey söylemiyorum yani. Yani Biricik'in sütünü akışına bırakması lazım. Hani doktorlar anne sütünün önemini anlata bitiremiyorlar canım. Ya çok doğru. Yani biz bile köyde bol bol tuzlu ve soğanlı yediriyoruz. Ah o süt nasıl bereketli geliyor vallahi. İyi güzel işte. Yapması senden, yedirmesi benden canım. Tamam, siz hiç merak etmeyin. Ya gerçi benim de sütüm pek fazla gelmedi ama ya işte. Ne diyorsun?
Halbuki bakacak olursak mandıra gibisin maşallah. Göğüslerine bakıyor. Yani Serpil Hanım biliyorsunuz değil mi? Aslında anne sütünün dış görünüşle pek bir alakası yok yani. Ya benim bir tane komşum vardı köyde. Böyle patacık bir kız benim çeyreğim kadar. Anam, anam, anam ondan bir süt gelirdi. Bir süt gelirdi. Junior'a kadar bile yetti vallahi billahi. Ha. Ne diyorsun? Vallahi ben sorun yaşamadığım için bu konuda pek tecrübem yok Meryem'ciğim. Hadi el ele halledelim şu işi. Tamam, tamam sevgilim. Siz hiç merak etmeyin. Bulaşık makinesini boşaltan Meryem Serpil'in arkasından tekrar göğüslerine baktı. Mandıraymış. E mandırası be. Erdem bu 2014'teki bireysel kredi başvurularını şeylerini... Beyler, müdür bey bizi yemeğe bekliyor. Yemeğe mi? Evet. Hayırdır, hangi dağda kurt öldü? Müdür bey günahını bile vermez. Yemek nereden çıktı dersin? Ya kesin biriyle iddiaya falan girmiştir. Bizi de araya sıkıştırmaya çalışıyordur. Abi sonuçta yemek, ben onu bilirim. Hadi yürü gidelim. E, dur bekle, ben de geliyorum ya. Dur, bakalım neymiş? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk müdürüm. Şey, yemeğe gidiyormuşuz. Bol tuzlu bir yemek olacak hem de. Pahalı bir yere gideceğiz galiba Nurhan'cığım. Ev yemeği yapacağız. Burada yapacağız. Burada mı? Arkadaşlar, o tencere aksesuar olarak masada durmuyor. Bundan eminim. Evet arkadaşlar, iyi dinleyin. Bir kadın yemeği pişmesi için ocağa koymuş ve kaynamaya bırakmış. Evin büyük oğlu gelip 3 avuç dolusu tuzu tencereye atmış. Erdem Bey gelir misiniz? 3 avuç çok değil mi müdürüm? Sana ne diyorsam onu yap. Arkadaşlar anlaşıldı. Bu yemek bize bayağı tuzluya patlayacak. Aynen öyle. Aç canım. 1. Çok güzel. 2. 3. Teşekkürler. Yerine geçebilirsin. Daha sonra evin ortanca oğlu o da gelip 3 avuç dolusu tuzu tekrar tencereye atmış. Nurhan Bey buyurun. Sanırım benim de 3 avuç tuz atmam lazım. Aynen öyle. Bu da 3. Oldu mu? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Buyurun yerine geçebilirsin. Daha sonrasında evin küçük kızı da gelip yemeğin içine 2 avuç dolusu tuz atmış. Tuğba Hanım gelir misiniz? 2 avuç dolusu tuz atar mısınız? 1. 2. Çok teşekkür ediyorum. Ve kadın yemeği pişmeye bırakmış. Yemek bir dönem sonra pişmiş ve sonra tadına bakmışlar. Bir de ne görsünler, yemek tuzlu değilmiş. Aa. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Sanırım bizim yemek yememiz bu bilmeceyi çözmemize bağlı müdür bey, öyle mi? Aynen öyle. Arkadaşlar bu bilmeceyi çözerseniz sizleri yemeğe götüreceğim. Ha çözemezseniz sizin yemeğinizi ben yerim. Hiç tuz yokmuş içinde. Bu kadar tuzdan sonra. Nasıl olmuş? Müdür bilmeceyi sormuş olmanın verdiği rahatlıkla arkasına yaslandı. Evet, kolay gelsin. Sağ ol. Kemal'in villası. İyi madem aşkım. Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz canım, görüşürüz. Aa, akşama gelecek misin aşkım? Hayatım mümkün değil ya. Çok yoğunum ya. Şirketten çıkamıyorum. Ha, şirketten çıkamıyorum diyorsun. Aynen öyle, aynen öyle. Ne yapalım? Tamam, hadi görüşürüz o zaman. Bay bay. Bay bay canım. Hoşça kal aşkım. Rüyamın yüzündeki sevimli ifade kayboldu. Adeta burnundan soluyor. Şükrü Efendi! Hah, burada mıydın? Tüm olayları duydum ve gördüm efendim. Hah, tamam o zaman. Sağ
sarpış konu hemen takip ediyorsun. Adım adım peşine düşüyorsun. Sonra bana rapor veriyorsun Şükrü Efendi. Bu işi hiç merak etmeyin. İş bende efendim. Tamam. Tamam. Şükrü Efendi. Niye duruyorsun o zaman hala? Koşsana Şükrü Efendi. Sarpışkom kaçıyor. Koşsana. O zaman benim taksiyle onu takip edeyim efendim. İstiyorsan benim arabamı alabilirsin. Senin araba ikisi de olur. Polise şüphelenir, tanır biliyor musun? Ama taksiyle kimse şüphelenmez efendim. Doğru söylüyorsun. O zaman hadi bir taksiye atla git. Koş hadi, hadi. Benim bitimle taksiyle dolaş diyorum. Ben devamlı otobüs ve metrobüse bindiğim için efendim taksi fiyatlarını bilmiyorum. En son açılış ne oldu taksinin Riyam Hanım? Nereden bileyim ben Şükrü Efendi? Ha nereden bileyim? Benim kendi arabam var herhalde. Ben de ona göre zaman parama bağlayayım efendim. Biliyorsunuz taksimetrenin rakamları kutuda durduğu gibi durmuyor biliyor musunuz mu? Bilmiyorum Şükrü Efendi. Ben hiç böyle taksiye binip taksimetre ne kadar yazdı diye bakacak biri miyim ha? Ben yani takside rehin almayayım diye diyorum. Sonuçta ben de kuruma işe bakan bir emekçiyim efendim. Ha, anladım. Sen yok musun? Bakşiş istiyorsun değil mi? Bakşiş. Efendim sizin bu engin anlayışınız beni her zaman şaşırtmıştır efendim. Ya orası kolay. 300 yeter mi? Gitmese de sonra helalleşiriz efendim. Ya sen git hallet her şeyi tamam mı? Cebinden öde. Para hiç önemli değil, sorun değil. Ben hepsini sana sonra fazlasıyla vereceğim. Hiç merak etmeyin, bu iş bende efendim. Run Şükrü Efendi. Run 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 run. Run ya. Hadi koş 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 koş. Sen görürsün Sarp. Sen görürsün. İnşallah bir şey yapıyorsundur. İnşallah. Nurhan Erdem ve Tuğba bankoya geri döndüler. Ama hata bizde arkadaşlar. Hayır, yemek deyince anlamalıydık bilmece olduğunu. O kadar tuz katacaksın ve yemek tuzsuz olacak. İhtimal yok abi. Acaba şöyle mi olmuştur? Yani mesela suyu çok kaynatırsın ya, sonra buhardan tuz da uçar falan. Öyle bir şey olabilir mi? O dediğin tuz gülü Tuğba ya. Hem bir kere yemeği kaynatırken yemek tuzu çeker ya. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim ya, siz de işi kaynatmayın. Bak bu kadar iş var, iş kaldı ya. Hadi. Nurhancığım, işin ucunda yemek var. Her halükarda tuzlu bir yemek. Bilirsek bizim için, bilmezsek müdür bey için. Ben yemem, içmem, bu yemeğin neden tuzsuz olduğunu öğrenirim Nurhancığım. Ve müdüre yemek ısmarlamam. İyi de abicim cevap ne o zaman ya? Allah Allah. O kadar tuz atıyorsun yemeğe ama yemek tuzsuz oluyor. Nasıl oluyor abicim? Allah'ım yarabbim. Ya bilmece yüzünden iş konsantrasyonumuz kalmadı ya. Allah Allah. Büyük çocuk üç avuç atıyor. Ortancası da üç avuç atıyor. Küçük çocuk da iki avuç atıyor. Neyse ya biz bir yandan düşünelim de bir yandan da çalışmaya devam edelim. Aklına bir şey gelen olursa tamam mı? Hemen haberdar et. Kolay gelsin. Hadi ters ters bakıyorlar. Hadi hadi hadi. Kolay gelsin. Yani şimdi o revani yiyince süt artar değil mi? Kesin kesin. Holstein artacak. Holstein iki katacak sütü bileceğin. İnşallah inşallah. Mahmut evet. Nerede kaldın canım? Ne demek nerede kaldın ya? Anca geldim işte. Acelen ne ya? Öyle şey olur mu? Doktor Ramin bugün Mahmut Kemal'i kontrole gitmiş. Biricik'in sütü azalmış. Bu duruma el koymamız lazım bizim Mahmut. Ne diyorsun ya? Yani bizim torun aç mı kalıyor? Ya Mahmut Bey, yoksa kadın bakma barbekü yapmaya benzemez. Onu bol bol tatlı yedireceksin ki süt lazım, sütü gelsin. Mahmutcığım, Fatma Hanım'ın Deniz'le de akrabası Necip Bey koca bir tepsi revani getirmiş. Onu hemen Biricik'e götürelim biz. Ya ne hazırlanması Allah aşkına ya? Beni niye beklediniz? Bir taksiye binip gitseydiniz. Ay, olur mu canım? Taksi oraya çok para yazar. Bu yokluk zamanında öyle taksiye maksiye para verilmez. Sen götür bizi. Hadi hadi kanka, kalk. Hemen hemen gidelim, hemen hemen hemen. Sen ne diyorsun ya? Sen nereye geliyorsun? Bak Fatma Hanım istersen sen yorulma. Ay ne demek Mahmut Bey? Sizin torun benim torun sayılır. Tabii ben de geleceğim, bebeği seveceğim. Bahadır'a. Tamam Mahmutcuğum. Fatma Hanım sen bu kez gelme, sonra biz ikimiz beraber yine gideriz. Tamam, söz kanka gelmeyeceğim ama bak eğer barbekü falan varsa haber etmezsen inan bak geçen seferkinden daha beter olur. Merak etme, ben haber vereceğim. Fatmacığım senin eve uğrayalım da revane tepsisini alalım. Hem seni de bırakmış oluruz. Hadi.
Hadi hemseri bırakırız. Ben de şerbeti alayım. Olur canım. Hadi sen de patronu gidin. Hayır da böyle bıraktık ama. Olsun olsun genç halledersin. Önemli mi? Önce bebek önemli. Neyse Ramin çok ucuz atlattık. Ya sen benimle bir şey konuşacaktın. O karambolde kaynadı. Ben mi? Üzgün geçmişe gitti. Ama bu durumu dayıma ben nasıl açıklarım sonra? Burada baş başa ne yapıyorsunuz derse ne derim? Yani bırak beni sen ne dersin? Kapı bağlandı içeride kaldı diyeceğim. Olmaz. Yani burada ya yabancı biriyle baş başa ne yapıyorsun diye bana çok kızar. O yüzden sakın sesini çıkartma tamam mı? Yabancı bir adam mı? Yani sonuçta sen bir yabancısın. Ve burada ikimizin kilitli kaldığını görürse hiç hoşlanmaz Ramin. Ana dönüş. Evet seni dinliyorum bir şey anlatacaktın. Öyle de önemli bir şey değildi. Yani... Ele bele geldim hal ahval tutmaya. Nece sen ne var ne yok. Yani neyse sonra görüşeriz. Görüşürüz. Yarın ne yapıyorsun? Yarın çok meşgulam. Ertesi günü? Ertesi günde çok meşgulam. Ümumiyetle bu hafta çok meşgulam. Çok yoğun çalışacağım. Boş olanda özüm sana zeng vurarım. Ararım seni. Peki tamam. Sağ ol Nazlı. Kendine iyi bak. Sen de. Gayet mesafeli elini uzatıp tokalaştı ve çıktı evden. Nazlı bir anlam verememiş gibi şaşkın. Allah Allah. Nesi var bu çocuğun? Gündüz vakti yüksek bir yerden kız kulesi. Görüntü Kemal'in villasına geçti. Yani kusura bakmayın Riyam Hanım. Hani bir bilginin doğruluğunu kanıtlamam lazım. O yüzden sizi çağırdım. Hangi bilginin doğruluğu? Şu bilginin. Şimdi Şükrü Bağ dedi ki sizin bir işiniz varmış. O yüzden siz onu dışarı yollamışsınız. Doğru mu değil mi? Ha, doğru doğru. Benim alınacak şeylerim birkaç tane paketim vardı. Onları almaya gitti. Doğru. Anlaşıldı. Demek ki gerçekten işi varmış Şükrü'nün ha. Arazi Spor'da top koşturmaya gitmedi. Arazi Spor mu? Hı. Ay Şükrü Efendi'nin futbol takımı mı var? Futbol takımı mı çalıştırıyor? Yok yok Riyam Hanım yani araziye uymadı diyelim. Ay anlamıyorum yarayım ya araziye uymak için yeşil falan mı giymesi gerekiyor? Hayır Riyam Hanım yok öyle bir şey değil yani... Yani bizimki işte kaytarıyor mu kaytarmıyor mu için şey ettim yani. Bizimkisi biliyorsunuz yalancı çoban misali yani var ya o hikaye. Aman yok vazgeçtim o hikayeye hiç girmeyelim zaten biz çıkamayız değil mi onun işin içinde. Zaten ben alacağım cevabı aldım sizden çok teşekkür ediyorum. Hadi bana kolay gelsin hadi bakalım. Meryem'in hatırlattığı iyi oldu. Bu Şükrü Efendi bana hiç rapor vermiyor. Hemen telefonla davrandı. Tam Şükrü'yü aramak üzereyken Meryem'e bakıp gülümsedi. Yamanım, Zarp Bey'in peşindeyim efendim. Attığı her adımı kontrol ediyorum efendim. Size bildireceğim. Şükrü kahvede okey'e dördüncü olmuş. Ya istasyonda mıyız? Atsanıza taşı ya. Kök saldım burada, meyve vereceğim. Ha, Yamanım, emredersiniz efendim. Ben peşindeyim. Efendim huzurunuza çıktığımda her şeyi bir bir anlatacağım efendim. Saygı, hürmet gidiyorum. Sağ olun, teşekkürler efendim. Şükrü abi, yine kimi sahte okeyliyorsun ya? Ne dolaplar çeviriyorsun? Oğlum, hiçbir üstad sırrını vermez. Zarp arıyor bir Ale Zarp'cığım, nasılsın? Evet efendim, Riyam Hanım sizi takip ettiğimi zannediyor. Evet, şüphelendirecek bir iki laf söyledim efendim. Tabii efendim. Ne isteyebilirim ki? Sadece emirlerinizi bekliyorum. Size hizmet etmek için can atıyorum efendim. Saygı hürmet sunuyorum. İyi günler temennisi gidiyorum. Sağ olun, teşekkürler. Şükrü abi var ya, sen şeytana pabucunu ters giydirirsin ya. Hadi. Devam. Devam, hadi bakalım. Yine okey attım. Ya ne tesadüf ya, vallahi de. Bugün çok şanslıyım ha. Biricik'le Rüyam süklüm püklüm oturuyorlar. Çocuğum, bak sana loğusa şerbeti getirdim. Bu revani de ta Denizli'den geldi özel olarak. Haşhaşlı revani. Bunları yiyeceksin. Bak o zaman sütü nasıl geliyormuş. Badire Hanımcığım, sütünün artması için tuzlu ve soğanlı şeyler yemesi gerekiyormuş. Yapmayın Serpil Hanım, tatlı yiyecek. Sonra da böyle tatlı tatlı bebeğini emzirecek. Badire Hanımcığım.
bol bol tuzlu şeyler yiyecek. Arkasından tabii su sıyacak. Bol su içecek, bol sütü olacak yavrumun. Bahadır anneciğim, zaten sabahtan beri yediğim turşunun ve soğanlı salatanın haddi hesabı yok. Ya? O kadar çok tatlı turşu falan filan, benim de canım çekti. Gidip biraz yiyeceğim ben de. Serpil Hanım, Loğusa şerbetinde bir şey var. Ama Loğusa turşusu diye bir şey duymadım. Bahadır Hanımcığım, bakın adı üstünde. Loğusa şerbeti. Hani bir hafta bilemediniz, iki hafta ikram edilir. Oysa uzmanlar diyor ki en az iki sene emzirmek lazım. Siz hiç iki sene ikram edilen Loğusa şerbeti duydunuz mu? Serpil Hanım, tatlı yemesi lazım. Bakın bu getirdiğim şerbeti, bu revani yiyecek. Bakın bakalım sütü nasıl artıyormuş. Bahadır anneciğim, daha nasılsınız? Neler var neler yok? Tuzlu yemesi lazım efendim. Serpil Hanım, tatlı yemesi lazım. Tuzlu. Tatlı canım. Tuzlu. Tatlı. Tuzlu dedim Bahadır Hanım. Tatlı dedim Serpil Hanım. Tamam. Ben hem tuzlu yiyeceğim hem tatlı yiyeceğim. Böylece süt işinde garantiye almış olurum. Ne dersiniz? Tuzlu. Tatlı. Haydi bakalım be şeytan be. Oo, dübeş. Bir, iki, üç, dört. Bir oyun olur. İki, iki olduk herhalde. Hadi bakalım. Ya Mahmut Bey, niye yattınız da geldiniz? Özlemişiz sizi ya. Ne demişler? Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Sen de tavlada yenildikçe oynamak istiyorsun. Gören de sizi yenilmez armada zanneder yani. Birazdan ak pul kara pul ortaya çıkar, bakarız şimdi. Yalnız bak, yenildikçe öyle zar gelmiyor, melmiyor diye mızmızlanmak yok yani. Bizde hiçbir mazeret başarıya engel değildir Mahmut Bey. Çünkü biz Trabzonsporluyuz. Kemal Beyciğim ya, hiç kimse mükemmel değildir zaten. Ya müsaade ederseniz abi, telefon çalar, işten arayırlar, bir bakayım ben. Ben sizi meşgul etmiyorum değil mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Alo. Getirdiler mi? Ya niye oraya bırakıyorlar onu ya? Tamam. Neyse tamam, ben hallederim tamam. Ne oldu, hayırdır? Ya bana bir paket gelecekti de yanlışlıkla onu Üsküdar'a götürmüşler. Ben şimdi Şükrü'yü gönderir aldırırım. Aa, ne gerek var göndermene ya? Nurhan bankadan çıktıktan sonra gider alır. Doğru diyorsun da ya, uşağa zahmet olmasın? Olur mu öyle şey canım Kemal Beyciğim ya, rica ederim. Sizin için bir iş yapmak onun için gururdur ya. Ben bir Nurhan'ı arayayım. Hadi sen başla. Sevenler iyi başladın ha. Efendim babacığım. Evet. Tabii canım, ne demek? Tabii alırım. Sizin için önemli bir paket. Tamam. Alınması lazım. Gayet iyi anladım. Tamam babacığım, ben telefon alabilir miyim? Bir saniye. Küçük not kağıdına Kemal'in verdiği numarayı yazıyor. 0216 ile başlayan numaranın son 4 hanesinin 3779 ile bittiğini gördük. Aradaki rakamlar okunmuyor. Vay vay vay. İçi para dolu çantanın başında mafya görünümlü iki adam. Paraya bak be. Ne yapıyoruz abi? Birini gönderip parayı aldıracaklar. Kim alacakmış? Bilmiyorum. Babanın bir adamıymış. Dur bakayım, bir arıyor. İyi günler. Merhabalar efendim. Ben şey için aramıştım. Babamın sizde bir paketi varmış. Evet, bekliyoruz. Adresi alabilir miyim acaba? Tamam, yazın bir kenara. Hemen bir saniye. Bir saniye, yazıyorum. Fıstıklı Mahallesi. Fıstıklı Mahallesi. Ceylan Caddesi. Ceylan Caddesi, evet, numara 15. Tamam, kaç? Kime sorarsanız göz. Tamam, peki. Tamam efendim. Tamam. Ben trafiğe takılmamak için erken çıkacağım. Yarım saate de orada olurum inşallah. Peki, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, sağ olun. Ceylan Caddesi, 15. Erken aramadım abi. Bilmiyorum, trafiğe takılmamak için erken çıkacağım dedi.
Galiba polise yakalanmamak için erken geliyor. Telefonda şifreli konuştu. Neyse şu paketi verelim de kurtulalım gitsin. Hadi bakalım atın. Yine okey attın. Tesadüfe bak ya. Ya Şükrü abi hile mi yapıyorsun ya? Oğlum sen benim eşimsin, manyak mısın, nesin ya? Allah Allah. Benim bir rapor vermem lazım. Mehmet ya ben bu zarfa şaşıyorum ya. Hem Riyam Hanım bundan şüpheleniyor. Tutmuş bana diyor ki Riyam Hanım kıllandıracak laflar söyle diyor bana ya. Olacak iş değil yani. Senin aklın ermez Şükrü abi öyle işlere. Ha. Senin aklın ermez diye bak Allah aşkına. Oğlum ben senin gibi fotosentezle yaşamıyorum. Buzağı iyi mi? Allah Allah. Beni tutma da şimdi rapor vermem lazım. Ha. Alo Riyam Hanım. Heh, ne oldu Şükrü Efendi? Efendim şu anda çok değişik olaylar oluyor vallahi. Erkenden efendim iş yerinden çıktı şu anda bir alışveriş merkezinde. Ne diyorsun sen ya? Efendim merak etmeyin ensesindeyim. Tabii efendim ensesindeyim. Hiçbir şey yapamaz. Her şeyi kaydediyorum aklıma. Tamam Şükrü Efendi. Bak dikkatli ol. Sakın gözden kaçırayım deme. Ağırlığınca bahşiş vereceğim sana. Merak etme tamam mı? Kusura bakmayın ama teknik takipte üstüme yoktur Riyam Hanım. Tamam. Hadi göreyim seni Şükrü Efendi. Şükrü Efendi şu an ne yapıyor peki? Şu anda birisiyle konuşuyor. Tanıdık biri değil ama. Ne? Kadın mı yoksa? Yok bay bay. Adamla konuşuyor yani. Oh. Tamam Şükrü Efendi. Siz hiç merak etmeyin. Tabii. Hemen huzurunuza çıkınca her şeyi bir anlatacağım efendim. Hadi Şükrü Efendi göreyim seni. Sakın gözden kaçırayım deme tamam mı? Efendim merak etmeyin. Elimde ne uçan ne de kaçan kurtulur. Her şeyi hafızama tek tek işliyorum. Gelince hepsini sunacağım efendim size. Tamam. Hadi bay. Hadi ya parti çok zayıf gidiyor. İki tost daha yapsana masucuklu. Yiyen var mı? Ben de istiyorum abi. İki tane daha siz. Kaybedeceklerini anladılar ya. At zarı. İçin ikisi. Yemin ediyorum yalan söylerken çarpılacaksın. O Picasso'nun resimlerindeki adamlar gibi olacaksın yakında ya. Oğlum boş ver. Oylamana bak sen. Bak sağ okey verdim biliyor musun? Bu da benim mi? He senin. Sağda gösterme verdim. Kendime bir şey almadım vallahi. Hadi devam. Bu benim mi? Senin tabii oğlum. Biraz takip et taşlarını ya. Okeyini ters çevir, atma adama. Heh. Sen de göstermeye yaz istersen. Verdim çünkü, iyi biliyorum. Şimdi iki tane siyah beşli var. Hadi bakalım, ne yapacaksın onları? Villanın yemyeşil bahçesi. Serpil Turşu, Badire'de revani tatlısı yedirmeye çalışıyor. Yavrum, ye tuzluyu da sütün artsın. Anneciğim, yeterince yedim lütfen. Aç ağzını çocuğum. Bu özel geldi. Özel revani. Aç çocuğum, aç. Ye tatlıyı, hadi. Badrenciğim, çok teşekkür ederim ama yeterince yedim söylediğim gibi. Hem bakın tabaklarınızdakiler bitmek üzere zaten. Hadi, ne olur, ben doydum. Aa, evet. Senin biraz daha tatlı yemen lazım. Ben gideyim de biraz ekleyeyim şu tabağa. Ben biraz da turşu getireyim bari. Siz zahmet etmeyin. Ne de olsa burada misafir sayılırsınız. Serpil Hanımcığım olur mu öyle şey? Ben bu evin yabancısı mıyım? Zavallı Biricik nasıl kurtulurum der gibi kara kara düşünüyor. Ben Meryem abla, Meryem abla gel. Ne oldu kızım? Beni kurtarman lazım ne olur. Ne oldu kızım? Ya Meryem abla annem ve Badire anne beni hem ruhen hem bedenen çatlatacaklar. Allah Allah. Niye ki? İkisi de seni böyle gözü gibi sakınır kızım. Meryem abla sütüm az diye biri tatlıyı biri tuzluyu ağzıma dayayıp duruyor. Ha, bak şimdi bu konuda biraz benim de hatam var. Yok değil. Ya ben Serpil Hanım'a dedim ki bol bol tuzlu ve soğanlı yerse sütü çoğalır dedim. Ama Badire Hanım'a hiçbir şey demedim. Bu konuyla hiçbir alakam yok haberin olsun. Ama Badire annenin de durumu farklı değil. Senin de haberin olsun. Ya o da tatlı ne bulursa geliyor ağzıma tıkıştırıp duruyor ya. Ya ayrıca Römin Bey böyle bir şey söylemedi. Ne tatlı ne tuzlu yiyeceksin diye. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum ben. Doğru. Bak demedi. Ben buradan nasıl kurtulacağımızı biliyorum. Aa, nasıl olacak o iş? Çok basit, telefonunu ver. Burada. Ver telefonunu. Vay güzel, gerisini merak etme sen. Nasıl? Ya dur, böyle açılıyor değil mi? Ha, şifre.
Şifre yok. Aha. Telefon rehberi. Şimdi kişiler. Buraya mı yazıyoruz? Mafya tipli adamlar para çantasıyla ofisteler. Baksana bir kapıya. Takım elbiseli kel adam kalkıp kapıyı açtı. İyi günler. Efendim benim babam gönderdi. Bir emanet varmış da onu almaya geldim. Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkür ederim. Ya şey, mümkünse ben hemen alıp gideyim, babam merak etmesin. Etmez arkadaşım, etmez. Merak etme sen. Mallar yerine ulaşmış mı? Baba ne diyor bu konuda? Mallar gitmiştir, mallar gitmiştir. Babam çünkü iş konusunda çok hassastır. Asla hata yapmaz. Hatta hata yapanlardan da hiç hoşlanmaz. O dediğiniz mallar kesin yerine ulaşmıştır. Rahat olun siz. Umarım dediğin gibidir. Babaya selam söyle. Söylerim tabii ki, söylerim. Bir şey merak ediyorum. Paket bu mu? Evet bu. Tek başına bu paketle gezmek de iyi cesaret yani. Ay Allah Allah. Babam bana çok güvenir. Siz merak etmeyin ya. Ya siz ne duydunuz bilmiyorum yani. Bir iki ufak aksilik yaşadım. Başıma aksilikler geldi. O kadar ama bunlar herkesin başına gelebilecek şeyler. Neyse. Oldu. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sana kolay gelsin. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Nurhan içi para dolu çantayı alıp çıktı. Adamlar Nurhan'ı saf bulmuş olsalar gerek, aralarında imalı bakıştılar. Mahmut'un evinde dışarıdan gelen Burhan, Hakan ve Ceyda salona girdiler. Annenler ne zaman geliyordu Burhan? Vallahi bir iki saate gelirler ya. Hadi o zaman acele edelim, hadi hadi ya. Filiz neredeymiş Ceyda? Hakan'cığım görüyorsun işte, arıyorum. Yok, açmıyor. Bir de ara o zaman Ceyda. Tamam Hakan'cığım, arıyorum. Allah Allah ya. Her dakikanın, her saniyenin bizim için altın gibi değeri var. Filiz ortada yok ya. Yani tamam, yapacak bir şey yok, açmıyor işte. Ya biz hazırlığı yapalım, bitirelim. Ondan sonra Filiz geldiği zaman da çekeceğiz. İyi hadi hadi hadi. Hakan, getir gel şunu. Hazır, ayağını ayağını aç, bir suyunu yap, bir şey yap ya. Oğlum sen bunların bir... Yemyeşil bahçeden villayı görüyoruz. Rüyam ve Şükrü odaya girdiler. Gel Şükrü Efendi. Ay, ay çatlayacağım, anlat hemen. Rüyam Hanım, Selim'e dilim varmıyor emme. Ay lütfen dilim varsın Şükrü Efendi. Dilinin varması için ne gerekiyorsa yaparım. Hangi aracı istiyorsa dilin tutarım, sen yeter ki konuş. Zarp Bey bir işler çeviriyor efendim. Ne gibi? İşin mahiyeti gibi isim şu işlerim. Şu anda sadece iş çeviriyorum, dikkat edersiniz efendim. Vallahi bugün inanmazsınız, aç susuz biri dolaşa dolaşa mahvoldum efendim. Geberdim, öldüm yani. Zaten bir iş çevirdiğini biliyordum Şükrü Efendi. Sadece bir iş çevirmiyor Rüyam Hanım. Bence çok gizli işler çeviriyor. İnanın bugün yani taksiyle dolaşa dolaşa anam ağladı efendim. Yani verdiğim parayla adam emekli oldu. Şimdi şu anda şatoda dinleniyor taksici. Anladım anladım Şükrü Efendi. Bir dakika dur. Bak şimdi. Şükrü kedi ciğer misali gözünü cüzdana dikmiş. Rüyam bakınca toparlandı. Bu daha önce konuştuğumuz 300. Hı hı. Bu da diğer işler için. Tamam mı? Neyin peşinde olduğunu öğrenene kadar sakın peşini bırakma, tamam mı? Emredersiniz Rüyam Hanım, emredersiniz. Al bu da bir peşin daha. Çok teşekkür ederim. Tamam. Toplam 800 lira para aldı. Niye hala duruyorsun ya Şükrü Efendi? Dünyanın parasını aldın, koşsana. Koşuyorum efendim. Bir değil, bir sürü işin peşindesin ha? Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin. Babacığım buyurun. Paketiniz. Ne adı bu Nurhan? İşte bilmiyorum babacığım işte. Çantanız, bana al dediniz ya, paket varmış. Aldım geldim işte. Evladım ben memleketten deli balığı istediydim Ayder Yaylası'ndan. Ne bileyim babacığım, belki içindedir. Ya bari niye çantaya koyup göndersinler? Ya öyle söyleme Kemal Bey ya. Bu bal çok kıymetli bir bal. Benim duyduğuma göre kuyumcularda falan satılıyormuş. Doğru diyorsunuz, öyle dur, değerlidir de hiç memleketten böyle çanta içinde gelmemişti. Vallahi babacığım ben bilmiyorum. Bana bu çantayı verdiler, ben de aldım geldim. Ya. Kemal çantayı açınca şoke oldu. Uy. Ne oldu Kemal Bey, bal dökülmüş mü? Oo. Senin bal bayağı kıymetliymiş. Nakde dönüşmüş. Lan Nurhan nedir bu? Ne nedir babacığım? Çantayı Nurhan'a çevirdi.
Aha. Yok artık. Çantada deste deste dolarlar, 200 liralık banknotlar. Mafyanın ofisi. Efik kapıya baksana. 30'lu yaşlarda uzun boylu sakallı bir adam içeri girdi. Kolay gelsin. Babanın paketini almaya geldim. Ne paketi kardeşim? Şaka mı yapıyorsunuz? Ne demek ne paketi? Malları gönderdik, parayı alacağız. Dalga mı geçiyorsunuz? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun kardeşim? Sizden biri geldi, parayı aldı. Parayı almaya gelecek tek kişi bendim. Biri sizi oltaya getirmiş. Ya parayı verin, ya mal yerine gitmez. O herifte bir tuhaflık olduğundan huylanmıştım. Nereden bulacağız bu adamı? Telefon numarası görünüyordu. Ara seni şu telefon şirketindeki arkadaşını. Yerini bulsun, bize bildirsin. Size 2 saat veriyorum. 2 saat içinde parayı verdiniz, verdiniz. Yoksa anlaşma bozulur. Merak etme. O herifi de, parayı da bulup size getireceğim. Çanta sehpanın üzerinde. Kemal ile Mahmut hayretler içinde çantaya bakıyorlar. Ya ben kafama göre bir şey yapmadım ya. Ha bir dakika baba. Aa, işte kanıtı var. Sizin bana verdiğiniz numara. Ben bu numarayı aradım. Adresi aldım. Gittim adrese. Bana bu çantayı verdiler. İşte numara burada. Buyurun. İşte bak gördün mü? Ya yanlış yazmışsın evladım. Ben sana 76 dedim. Al. Sen 79 yazmışsın. Ama yok artık ya. Normaldir efendim. Bela paratoneri gene belayı kendi üstüne çekmiş. Belli oluyor efendim. Ya Şükrü Efendi yapmayın Allah aşkınıza ya. Ya bu herkesin başına gelebilecek küçük bir aksilik. Tabii. Bir çanta dolusu parayla eve gelemeyeceğini tahmin etmem lazımdı. Ya küçük bir yanlış anlaşılma işte, tamam. Tabii ki yanlış anlaşılma, kesinlikle yanlışlıkla olmuş. Yoksa sen bu kadar parayla bu eve nasıl geleceksin? İmkansız yani. Ya tamam Şükrü, tamam bırakın gevezeliği. Şimdi bu yanlışlığı anladıkları zaman bu çantanın sahipleri çok kızacaklar yani. Tamam, panik yok. Ben parayı geri getiriyorum o zaman. Yok siz zahmet etme, ben götürürüm. Ya olur mu öyle şey canım, ben götürürüm. Nurhancığım gitme, vallahi ben götüreyim. Ya Kemal Bey, yani bu kadar parayı böyle elden transfer etmek doğru bir şey mi? Değil. Yani legal para olsa böyle bankadan transfer edilirdi. Bu hiç normal bir şey değil yani. Peki ne yapacağız baba? Efendim ben her türlü belaya göğüs gererim. Ben götürebilir miyim lütfen? Ya Şükrü dur sus da bir ya. Bir sus da ya. Dur bir ya. İyice bir düşünelim şimdi ne yapacağımızı. Bak burayı zaten esli oynayacaksınız. Sizleri dost bildim. Dostlarımı yanımda görmek istedim. Tamam. Ya zaten halledersin sevgilim sen onu. O kolay yani. Tamam. Tamam Hakan o iş. Ya Filiz nerede kaldı? Arasanıza bir daha ya. Allah Allah. Ara. Hakan kameranın başında gergin, sabırsız. Kapa. Oo! Gençler ne yapıyorsunuz burada? Bakayım toplanmışsınız da. Hiç vallahi bir şey yapmıyoruz. Bir yemek yiyelim de çıkalım demiştik biz de. Hadi çıkalım biz ha. Çıkalım. Siz benim gözlerime bakayım. Böcek göz var mı bende? Anan diyor hazır. Burada seti kurdunuz, film çekiyorsunuz değil mi toplantıda? Fatma teyze, ya bunu çekmemiz lazım gerçekten. Bak bunu çekemezsek sınıfı geçemeyeceğiz ya. Ya evet Fatma teyzeciğim, lütfen engel olmayın bize, ne olur ya. Tamam bak, bir şartım var. Onu kabul ederseniz söylemem, söz. Tamam da şartınız nedir ki? Bu dizide beni de oynatacaksınız. Yok artık, daha neler, yok canım. Şşt, hemen anılarım şimdi, arayayım mı? Tamam, yani Fatma teyzeciğim ama senaryoda benim dışında kadın rolü yok ya oynanacak. Evet Fatma teyze, yok. Canım benim senden neyim eksik? Fazlam var, eksiğim yok. Angelina Jolie gibi kadınım. Gencim, güzelim. Hem senden daha yetenekliyim. Burhan. Bir dakika. Şimdi Fatma teyze şöyle. Anan aratın beni. Ya tamam hadi sen git bir makyaj falan yap. Öyle yapalım tamam. Bari. Ne yapalım oynasın yani. Ha dur makyaj yapacağız ama önce benim kurallarım var. Onları söyleyeyim sana. Ben Türk Hançerleri Kanunları'nı uygularım. Öpüşmem 1. Karavanım olacak 2. Özel asistanım olacak 3. Ayrıca 12 benim paramı peşin alırım. Onu gör peşin. Vallahi bana bir şey oluyor. Vallahi bayılacağım. Tut beni. Dur hayatım ya. Fatma teyzeciğim şaka yapıyorsunuz herhalde değil mi? Şaka yapayım. Hadi hazırlanın çekelim bir an önce. Ben makyajı alayım sizi buyurun. Hadi kız hadi. Siz de beni yürü. Yürü hadi. Ya işe bak ya. Ne yapacağız? Dur bari ben buna bir rol yazayım. Şişman bir kadın. Oğlum şişman falan
yazma ya. Kadın adanacak, oynamayacak sonra. Nasıl bir kadın? Şişman bir kadın işte, sağdan girer. Şükrü bahçede. Lan çantayı geri götürmeye bir ikna edemedim ya. Vallahi o çanta benim emekli ikramiyem olur da. Sarp'ın arabası bahçe kapısından garaja girdi. Şükrü elleri ceplerinde simsar gibi bekliyor. Arabadan inen Sarp kafasını kaldırıp önce villaya baktı, ardından Şükrü'ye. Ne var ne yok Şükrü? Sana söylediklerimi rüyama ilettin mi? Efendim ilettim. O küçük iş. Esas büyük iş var. Büyük mü? Nasıl büyük iş ya? Efendim siz bahşişi vermeden şu kadarını söyleyeyim. Nurhan Bey para dolu bir çantayla buraya geldi. Nurhan eve para dolu çantayla mı geldi? Nurhan eve iş mi getirdi? Yani Nurhan'da ne gezer ki o kadar para? Efendim haberin ana başlığını söyledim. Şimdi çok merak ediyorum. Bir atasözü vardır biliyorsunuz. Para parayı çeker diyor. Bakalım çekecek mi? Ne saçmalıyorsun sen Şükrü? Şey diyorum efendim, para parayı çeker ya. Konuda Nurhan'ın getirdiği para dolu çanta ya. Bakalım para parayı çekecek mi, onu göreceğiz diyorum. Tamam Şükrü, tamam ya. Of, bazen hakikaten çekilmez oluyorsun ha. Tamam al. Al şunu da konuş bakalım. 100 lira uzattı. Vallahi atasözü doğru çıktı. Para parayı çekti ha. Şükrü. Bırak şimdi böyle atasözü, deyimler sözlüğü gibi konuşmayı. Anlat bakalım, neymiş bu para dolu çanta, nedir bu? Kimse bilmiyor. Herkes onu bulmaya çalışıyor içeride. İçeride onu mu araştırıyor? Yani şimdi herkes içeride ve ben buradayım, öyle mi? Niye tutuyorsun beni Şükrü? Benim şu anda içeride olmam lazım. Doğru söylüyorsun. Koşsan yürüsen yazar. Koşsan azar. Koşuyorum Şükrü. Tam hareketlenmişti ki durdu. Dönüp ters ters Şükrü'ye baktı. Ne diyorsun sen Şükrü? O laf benim lafım. Koş Şükrü. Durma Şükrü. Koş Şükrü. Şükrü topukluyor. Koş Sarp. Sarp heyecanla koşarak villaya gidiyor. Para çantasını Nurhan'a veren adamlar arabanın içinden villayı gözetliyorlar. Telefonun sinyali buradan mı geliyormuş? Evet abi. Telefonun sahibi Nurhan Süleymanoğlu diye bir adammış. O zaman gidip bir ziyaret edelim bakalım. Adamlar silahlarını kuşanıp indiler arabadan. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili olan villanın bahçe kapısına doğru ilerliyorlar. İkisi de 40'lı yaşlarda. Bir uzun saçlı esmer, diğeri kel ve sakallı. Baba! 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 Gene Nurhan 1,5 porsiyon belayla gelmiş. Yavaş, yavaş. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor ama Sarp. Bir anlamadan, bilmeden, dinlemeden. Yani aslında işte fena bir şanssızlık değil yani. Bir çanta dolusu parayla gelmiş. Ha baba, bir de sen başla. Baba yapma Allah aşkına ya. Kemal babama memleketten bal gelmiş. Ben de balı alayım derken yanlışlıkla bir çanta dolusu para alıp gelmişim. Ballı adamsın ve selam. Ya Kemal Bey, acaba polise mi haber versek? Yok yok, olmaz. Şimdi bu kadar parayla dolaşan adamlar öyle normal tekin adamlar değildir. Başımıza bir iş açmayalım sonra. Kemal'im! Kemal'im! Dur, Serpil çağırıyor. Bana bakın, kadınlara bir şey söylemeyin, tamam mı? Boşuna böyle telaş edip kafa karıştırırlar. Ben şimdi onu halledip gelirim. Siz de kimseye bir şey söylemeyin. Kapatın, çantayı kapat. Tamam. Kapasana oğlum. Doğru söyledim. Şunu nereye... Şu aşağıya yok, yok dursun orada. Niye? Dursun, dikkat çekersin. Evrak çantan senin bankadan canım. Ama hiç görmedi ki böyle bir evrak çantam. Ben çantasız gidiyorum. Benim çantam bu değil. Aşağı koyalım. Eve iş getirmişsin. Sarp ben eve iş getirmem. Allah'ını seversen şunu aş... Baba ya büyüksün, bir şey söylesene. Oturdun orada oturmuşsun. Hiçbir şey konuşmuyorsun. Ya ben ne karışayım ya sizin işinize ya. İkiniz bir şeyi düzeltemediniz ya. Tamam beni dinleyin. Allah aşkına aşağıda dursun. Ne olur karışma. Gözünü seveyim hadi. Hadi Sarp tamam canım. Hadi paşacığım, hadi. Şu çiçeği şöyle ortaya alalım, dikkat çekmesin. Hiçbir şey olmamış gibi davranalım, rahat davranalım, rahat. Yüksek perforje kapıya odaklanan görüntü, yavaşça indiğinde Şükrü'nün garajda olduğunu gördük. Elleri cebinde, Sarp'ın arabasına yaslanmış, aylak aylak bekliyor. Adamlar açık bahçe kapısından garaja girdiler. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam, buyurun. Nurhan Süleymanoğlu ile görüşecektik. Kendisi içeride, kim geldi diyeyim? Biz arkadaşıyız.
Ne askerlik arkadaşım? İsminiz müspiriz yok mu? Sen çağırsana şunu kardeşim. Vaa baban uşağı yok tamam mı? Burada soruları ben sorarım tamam mı? Burası Kemal Bey'in villası. Ben de onun kahyasıyım. Burası böyle her gelen gireceği bir yer değil ha tamam mı? Arkadaşım biz Nurhan Bey'le görüşeceğiz. Bak Nurhan'la iyi anlaşamayabilirim ama sonuçta bu evin bir elemanı. Öyle her gelen buraya giremez. Tamam mı? Almayayım ayağımı altına lan. Esmer adam belindeki silahı gösterdi. Çok konuşmadan Nurhan'ı buraya çağır. Şaka yaptım. Ben çok şakacı bir adamım biliyor musun? Hemen çağır gelin. Yani tatlı çağır gelin ben. Geçti Borun Pazarı. Süreyi şeniydi. Ara telefonu çağır gelsin. Bir gıkın çıkmasın, bu senin son gıkın olur. Duydun mu beni? Başlı gibi. Hemen çağırayım. Şöyle hemen şey yapayım. Ben yine... Hop. Ara gelsin. Tamam. Hadi ara çabuk. Arayayım. Bir fırsatını bulup kaçmak istedi ama kel adam yakaladı kolundan. Alo. O kim şimdi ya? Şükrü Efendi arıyor. Allah Allah. Efendim Şükrü Efendi. Alo. Nurhan Bey. Gelsene sana bir sürprizim var. Ne? Geleyim mi? Niye geliyorum Şükrü Efendi? Sürpriz mi? Ya Şükrü Efendi ne sürprizi ya? Burada bir çanta dolusu para var. Bundan büyük sürpriz mi olur? Gelemem. Kapatıyorum hadi. Allah Allah. Ne oluyor Nurhan? Ya ne bileyim ben ya, bahçeye çağırıyor. Gel bir tane sürprizim var sana diyor. Anlamadım ki neyin peşinde ya. Şurada şu çantaya bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Başım belada. Gidemem abicim şimdi. Uğraşamam onun şakalarıyla falan ya. Tamam. Sen dert etme kendine. Ben şimdi gider bakarım neymiş bunun. Gene ne zevzeklik peşinde. Ben hallederim. Sağ ol. Sağ ol paşam ya. İyi. Hadi ben bir koşu bakayım geleyim ya. Ya bu Sarp'ın hani bazı hareketleri, bazı lafları gıcık ama... Bazen de çok iyi çocuk oluyor ya. Bak senin için nasıl uğraşıyor. Valla doğru söylüyorsun baba. Ama valla hala çözemedim ben bu adamı. Neyse şimdi arkasından konuşmayalım, dedikodu oluyor ya. İnsan. İnsan işte. İnsanın eşref saati de oluyor, eşek saati de oluyor, çok affedersin. Estağfurullah canım. Çantada ne kadar para var sen anlarsın ya. Valla baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani... 5-6 milyondan aşağı değildir. 5 milyon? Hadi ya. Rahat. Ben hiç öyle bir parayı bir arada görmedim ya. Kel adam silahının damlusunu Şükrü'nün sırtına dayamış. Kurban olayım abi. Şu silahı öyle bastım ama lan hocam valla. Yengene yani Meryem'e sana ben nasıl anlatırım? Nasıl izah ederim ya? Yapma. Şunu sevim yapma ya. Lan konuşma lan. Nerede bu Nurhan? Efendim, gördünüz çağırdım, her an gelebilir. Vallahi Nurhan'ı bu kadar istekle bekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Efendim, onu geldiği zaman alın beni bırakın, oldu mu? Yani o kadar size yalakalık yardım ettim falan, bunları unutmazsınız değil mi efendim? Kes lan, kes! Ulan sen ne geveze, ne tuhaf bir adammışsın lan! Tamam efendim, konuşmayacağım. Fermuarı kapatıyorum, tamam mı? Yani konuşanın ağzına sıçan gitsin. Sarp bahçe merdivenlerinden inip garaja geldi. Ne oluyor Şükrü ya? Nurhan çağırıyorsun, Nurhan'ı çağırıyorsun durmadan. Kim bu adamlar? Fermuarı açabilir miyim efendim? Hani lan Nurhan? Nurhan bu mu? Ne oluyor ya Şükrü? Bak sana peşin peşin söyleyeyim. Benden bahşiş koparamazsın ha. Anladın mı? Çabuk söyle. Bu beyefendiler Nurhan'ı arıyorlar. Nurhan mı arıyor? E o zaman niye sürpriz var diyorsun bana? Efendim arkadaşlar çaktırma demişlerdi de o yüzden. Bunlar kim ya? Kimsiniz kardeşim siz? Kimsiniz ya? Kimsiniz? Kimsiniz? Lan asıl sen kimsin? Esmer adam Sarp'ın sırtına silah dayadı. Bu ne ya? Bu ne ya? Şükrü. Neye benziyor? Sen gene ne haltlar karıştırdın Şükrü? Ben bir şey karıştırmadım efendim. Arkadaşlar niye bendiler? Nurhan arıyorlar. O Nurhan buraya gelecek lan. Duydunuz mu? Duyduk. Vallahi hiç bu kadar kulaklarım duymamıştı. Yani bir yarasanın kulakları kadar hassasım şu anda. O Nurhan buraya gelecek, duyduk. Ya o Nurhan buraya gelecek, ya da siz tahtalı köyü boylarsınız hep birlikte.
Çantanın başında oturuyorlar. Mahmut gözlerini paralara dikmiş. Vay vay vay. Bu parayla neler yapılır ya? Doğru diyorsun baba ama... Boşver bırak ya. Parayla satın alınan mutluluk... ...daha fazla para karşısında mutsuzluğa bile dönüşebilir. Dikkat etmek lazım. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Yani biraz yurt avuntusu olacak ama... ...benim yaşıma gelince anlarsın. En önemli zenginlik... ...sağlık. Ya babacığım yapma, niye avuntu olsun ya? Allah Allah. Boşuna mı koskoca cihan imparatoru bile... ...olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş, he? Allah Allah, sağlığım olmayınca neyleyim o kadar parayı, ne işe yarar? Affedersin baba. Bu sefer de Sarp arıyor. Ha? Efendim Sarp? Ne? Garaja mı geleyim? Ne oldu? Gelince mi söyleyeceksin? Sarp... İyi, iyi tamam tamam, geliyorum tamam. Ne oldu oğlum? Ne bileyim, Sarp aradı, garaja gel hemen diyor ya. Yani bir şeyler dönüyor ama dur bakalım ya. Bana bak, kötü bir şey olmuş olmasın? Yok baba ya, kötü bir şey olsa bir şifre, bir şey söyler, uyarırlardı herhalde beni ya. Merak etme, bir şey yoktur. Ha. Bana bak, telefonda herhangi bir şifre falan verip uyandırmaya kalktıysan aklını alırım senin. Yok be abiciğim, ne şifresi? Siz de kulaklarınızla duydunuz. Ayrıca kendi girmiş belaya, kendi ayıklasın pirincin taşını. Zaten ben de kurtulmak istiyorum ondan. Mısaf ya, vallahi sen... ...hiç para dolu çanta biliyorsun kardeşim. Git sakla bir yere ya. Niye getiriyorsun buraya? O çanta paralar sizin değil mi efendim? Bravo Şükrü, gerçekten bravo. Yani Einstein'dan sonra IQ testinde ikinci çıkarsın, bravo. Bu nedir ya? Çok teşekkürler, itibar ediyorsunuz efendim. Saçma saçma konuşma Şükrü, herhalde para dolu çantayı istiyorlar. Kesin gürültüyü lan, ne biçim adamlarsınız siz? Nerede bu Nurhan denilen herif? Çok şükür geliyor. Nurhan geldi, Nurhan, 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 Nurhan. Ya ne oldu Sarp, Şükrü efendi? Aa! Abiler hoş geldiniz ya. Siz? Evet biz. Evet evet Nurhan. Bu beyler seni arıyorlar. Ay hoş geldiniz ya. Şey, çanta için geldiniz değil mi? Vallahi senin bu kavrama gücün cin yerde yok. O kadar iyisin yani. Çanta nerede? İşte çanta ya. Şükürler olsun ya. Olacak iş değil babam. Anzer Yaylası'ndan deli bal gelecekti. Balları almak için beni göndermişti. O çanta işte. Olacak iş değil ya. Gevezeliği bırak. Para çantası nerede? Niye bağırıyorsun abi? Yanlışlık oldu işte. Artı bir de çok komik bir şey oldu. Olacak iş değil ya. Babam bana bir tane telefon numarası verdi. Ben babamın bir tane akrabasını arayacağım ama onu arayacağıma gitmişim, sizi aramışım. Sen ne anlatıyorsun ya Nurhan? Saçma saçma yaptığın saçmalıkları anlatacağına çantayı versene. Çanta nerede? Çanta nerede olacak? Evde ya. Vallahi biz de çantayı ne yapacağımıza karar vermeye çalışıyorduk. Çok iyi oldu. Biz ne yapılmasını gerektiğine karar verdik. Çantayı bu beylere veriyoruz. Ben götüreyim verin dedim de bunlar vermediler bana. Nurhan. Bakın beyler, bizim olayla bir ilgimiz yok. Nurhan söylesene. Sessiz olun. O çanta hemen buraya gelecek. Tamam. Bir dakika şimdi dur, tamam çanta sizin. Ama içindeki para temiz bir para mı? Ben onu merak ediyorum şu anda. Ay sana ne Nurhan ya, sana ne? Ne demek sana ne ya? Ben kirli bir işin içerisinde olmak istemem abicim. Nurhan sus, adamlar senin taca atabilir. Daha anlamıyor mu ya? Ya arkadaşlar siz niye anlamıyorsunuz? Ya kirli bir paraysa ve yine kirli bir iş için kullanılacaksa? Ya olur mu öyle şey Nurhan? Baksana beyefendilere. Pırıl pırıl insanlar, pırlanta gibiler maşallah. Hele beyefendi, hele beyefendi. Ya lan! Lan! Ne gevez adammışsınız lan siz? Hadi al şunu. Hemen o çanta buraya gelecek. Yoksa bu herifi temizlerim. Nurhan, çabuk getir şu çantayı. Çabuk getir. Ben getireyim. Ben getireyim. Tamam sen getir, çabuk gel. Hemen, emriniz. Koş Şükrü, koş Şükrü. İki dakikam var.
İki dakika içerisinde gelmezsen bu herifin kafasına sıkarım. Emredersiniz, hemen geleyim efendim. Durma Şükrü, koş Şükrü, hadi Şükrü. Şimdi bakın güzel abilerim, yanlış anlaşılma gibi olmasın ama izin verirseniz bir şey açıklamak istiyorum. Ben bankacıyım öncelikle. Bu tür meblağdaki bir parayı, yani bu kadar çok parayı transfer etmenin daha kanuni ve daha uygun yolları var. Ve bunları ben biliyorum ve açık olarak da size yardım edebilirim, yardımcı olabilirim. Açık çek. Hala konuşuyor ya, hala konuşuyor. Sen hala konuşuyor musun ya? Sen hala konuşuyor musun? Bir sus Nurhan, bir sus Nurhan. Ya acaba biz Nurhan'la yer mi değiştirsek? Mahmut çantanın başında ellerini dizlerine koymuş, kara kara düşünüyor. Çanta, çanta. Çanta. Ya ne çantası ya? Burada çanta işte. İzninizle çantayı almam lazım. Ne yapıyorsun Şükrü? Nereye gidiyorsun ya? Efendim lütfen bırakın, bunu biraz gezdirip getireceğim. Olur mu öyle şey canım? Kemal Bey gelsin, ne olacağına karar versin. Efendim vaktimiz yok. Herkesin iyiliği için bu çantayı almam lazım. Ya bir dakika Şükrü Efendi. Bu kadar para dolu çantayı oğlum istese vermem. Nurhan verilmez zaten. Alır parayı kim bilir ne yapar. Verdim. Ya olmaz. Bırak Şükrü Efendi. Ya bırak şimdi ya. Kemal Bey buyurun. Kemal Bey buyurun. Mahmut'un dikkatini dağıtan Şükrü çantayı kapıp kaçtı. Aldı gitti çantayı ya. Ya Kemal Bey. Kemal Bey. Ben ne diyeceğim ya? Bravo sana Nurhan. Tebrik ediyorum. Birazdan senin yüzünden öleceğim. Ya Allah Allah Sarp, sakin ol. Biz yanlış bir şey yapmadık abicim. Biz yanlış bir şey yapmadık. Yanlış yapan sensin. Bütün belaların altından sen çıkıyorsun ya. Bu ne yüdüğü belirsiz adamları sen getirdin buraya. Ne yüdüğü belirsiz mi? Aha. Yani yanlış anlamayın canım. Ne yüdüğü belirsiz derken yani o anlamda söylemek istemedim. Yoksa sizin kim bilir ne kadar köklü bir aile geçmişiniz vardır. Bakın beyler, açık net konuşuyorum. Bu yaptığınız yani adam kaçırma ve tehdit çok büyük bir suçtur. Hadi ya, biz bunu bilmiyorduk. O zaman dönelim biz bu yoldan. Bırakalım, serbest bırakalım bu adamları, öyle mi? Vallahi doğru. Yani zararın neresinden dönerseniz kârdır. Sen ne biçim adamsın ya? Son 20 saniye. 20 saniye içinde o çanta buraya gelecek. Gelmezse patlatırım. Bak beyler, bakın büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Yani Şükrü'yü göndermek de çok büyük bir hata yaptınız. Şükrü o kadar para için değil bizi, dünyayı satar ya. Yetti. Getirdim çantayı. Helal olsun sana Şükrü Efendi. Yettim. Umarım demin söylediklerin için utanmışsındır. Bak geldi işte. Buyurun. Şükrü, sen paralarla geldin. Gelmesem sizi vuracaklardı. Kıyabilir miyim ben size ya? Vallahi Şükrü, senin gibi karaktersizden böyle bir davranış beklemezdim. Aşk olsun efendim. Ben alnımın teriyle, alnımın akıyla yalak alıp paramı kazandırırım. Harama hiç el uzatmam efendim. Kesin konuşmayı. Bak bakalım paralar tamam mı? Tamam abi. Bakın bundan sonra sizi var ya yöremde civarımda görmek istemiyorum. Eğer bir daha karşılaşırsak bu sefer affetmem, gebertirim. Bize niye söylüyorsunuz efendim? Nurhan'a söyleyin. Bütün belaların altından çıkar oğlum. Sarp, ayıp oluyor ama ha. Ayıp mı? Polis arabası bahçe kapısından garaja girdi. Ne oluyor lan? Aha. Vallahi geldi, vallahi geliyorlar ha. Aha. Aha polis. Oldu mu polis? Teslim olun. Alın şunları. Alın bakayım şunları. Alın. 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 Alın bunları. Alın bunları. Ya ya, öyle kolay değil işte. Hesap öyle döner, kolay değil. Kervan döner. Gün gelir hesap döner. Ha. Komiserim çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun ya. Rica ederim efendim. Görelimiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Oh be. Polisler zanlıları yakalayıp içi para dolu çantayla uzaklaştılar. Nurhan, Sarp ve Şükrü polislerin arkasından minnetle bakıyorlar. Vallahi bravo Şükrü. Demek polise haber verdin ha. Yok ben vermedim. Nasıl sen vermedin ya? Ben de vermedim. Peki polise kim haber verdi? Bahçede etrafında panya ağaçları olan yüzme havuzu. Allah Allah. Ben de diyorum ki kim aradı acaba polisi? Evladım ben aradım ya. Şimdi ben anladım bu işin içinde bir dalaver olduğunu. Bak iyi ki de aramışım. Kapıya kadar geldi adamlar ya. Ya zaten bir kere yani polisi aramadan, polise danışmadan böyle kendi kafamıza göre hareket etmemek lazım ya. Zaten çok tehlikeli ya. Aynen öyle.
Yani biz burada boncuğu maturuşu yedirmeye çalışırken siz bahçede ne tatsızlıklar yaşamışsınız. Ay iyi ki hatırlattınız Serpil Hanım. Ben Biricik'e biraz daha revani getireyim. O zaman ben de turşu alırım. Allah'ım. Ne yaparlar ya? Hayatım bak kurtar beni ne olur. Yoksa annenle annemi polise vereceğim artık ya. Ya sabahtan beri bir tanesi tatlı bir tanesi tuzlu dayayıp duruyor. Öleceğim ya. Ya bir tanem Allah aşkına biraz sakin olur musun? Ben ne yapayım ya? Nereden bileyim? Sakin ol. Ne yaparsınız öyle kendi aranızda konuşuyorsunuz öyle? Baba bak Sarp nerede dur? Sarp. Efendim silahları görünce bir korktu, bir yerlere pısmıştır ama nereye? Ya Şükrü Efendi ya, Allah Allah. Çok mu korktular? Çok. Zarp Bey, Zarp Bey. O gitmiştir, Bilal'ın dışında bir yerde duruyor. Sarp rüyamın odasında. Ya inanamıyorum hayatım. Ben iki dakika önce ölüm tehlikesi atlatayım, sen bana hala tavır yapıyorsun ya. Yaparım tabii Sarpişkom. Sen bugün bana nerede olduğunu söyledin. Neredeydim dedim. Ofisteydim dedin. Evet. Ama ben senin ofiste olmadığını biliyorum. Nasıl yani? Bak. Bak nasıl şaşırdın. Şu surata bak. Nasıl şaşırdın. Bugün bütün gün o AVM senin, bu AVM'ye benim dolaşıp durmuşsun. Sen bunu nereden biliyorsun? Kuşlar söyledi. Hay Allah ya. Görüyor musun? Kesin birisi gördü beni. Bu durumda sana yapacağım sürprizinde hiçbir anlamı kalmadı, görüyor musun? Sürpriz mi? Evet hayatım. Seninle tanışmamızın 28. ayı şerefine ben bunu almıştım. Cebinden kırmızı bir yüzük kutusu çıkardı. Ay aşkım. Sen bana sürpriz yapmaya mı çalışıyordun? Aynen öyle hayatım ya. Ya yoksa ben sana hiç yalan söyler miyim? Ay yani Sarpişkom şu an kendimden o kadar utanıyorum ki. Yani çok kızıyorum kendime senden şüphelendiğim için. Böyle kendimi cimcik cimcik yapasım var. Yapma öyle şeyler canım. Yani ne alakası var ya? Ya ben seni o kadar çok seviyorum ki artık sana böyle şeylerden ötürü kızamıyorum bebeğim. Ay zevkimi o kadar iyi biliyorsun ki. Ay, dur şunu çıkaracağım. Ay. Canım benim, canım, canım. O çok yakıştı parmağına. Bir daha. Çok güzel. Villanın yemyeşil bahçesi. Ay ne olur yeter koyun artık. Yiyemeyeceğim, patlayacağım. Of. Evet, buyurun Ramin Bey geldi. Salamlar, necesiz? Aa, Ramin Bey muayene çantasını burada unutmuş Biricik. Ha ya öyle mi? Hoş geldiniz. Buyurun Ramin Bey. Hoş geldiniz Ramin Beyciğim. Hoş geldin çocuğum. Nasılsın? Sağ olun. İyi akşam. Siz necesiniz? Hanımlar, şimdi hazır doktorumuz gelmişken acaba biz doktorumuza bir danışsak mı? Yani Biricik'e ne yedirelim? Tuzlu mu, tatlı mı? Değil mi ama? Tabii bak akışına bırakınca akış Ramin Beyciğimi buraya getirdi. En iyisi ona sormak Bahadır Hanımcığım. Evet. Soralım Serpil Hanımcığım. Evet, şimdi Ramin Bey. Annem emziren annenin turşu yedirilirse sütünün artacağını, Badire annem ise tatlı yedirilirse sütünün artacağını söylüyor. Acaba hangisi doğrudur? Biz yanlış bir şey mi yapıyoruz? Sizden öğrenelim istedik. Oho, siz ne inemsiz hanımlar. Emziren anaya ne çok tatlı ne de çok turşu yedirmek olur. Yani ki ana ancak dengeli gıdalanmalı, bir de bol bol su içmelidir. Kalsiyum olmazsa olmaz ama şimdi çok aşırı derecede tuz ve tatlı yedirtmek çok yanlış bir şeydir. Ay ne yapmışız biz böyle? Ay boncuğum çok özür dilerim. Ya hanımlar hiç üzülmeyin. Şimdi doktorumuzdan tavsiyemizi aldık. Biz de bu tavsiyelere göre Biricik'e yemek yediririz artık değil mi? Evet Meryem ablacığım çok teşekkür ederim. İyi ki Ramin Bey'i çağırmayı akıl ettin. Yoksa biz bu işin içinden çıkamayacaktık. Kusura bakmayın. Teşekkürler. Saygılar Serpil Hanım. Serpil kaşlarını çatıp terk terk baktı Meryem'e. Şükrü bagajı boşaltmakta Nurhan'a yardım ediyor. Aman tepemize falan düşmez mi? Yok. Hadi Şükrü efendim. Just for you. Mustafa'ya sevgilerle. Bu ne?
Şey ya, oyuncak. Junior'ı mı aldın? Yok, Junior almadım ya. Bizim Erdem yok mu bankada çalışan ya? O yeğenini almış, bankada unutmuş. Ben de yanıma aldım. Şuradaki şu işimi bitireyim. Dönüşte evine bırakacağım Erdem'in. Sen birden oyuncak deyince Junior'ı aldın zannettin, biliyor musun? Ha yok. Ya bu başka ya. Bu Erdem'in yeğenini. Ben alırım. Junior'a da alırım ya. Zaten bu pilli, biliyor musun? Ben Junior'a şarjlısını alırım. Buna pil dayanmaz çünkü. Tabii canım, böyle adi şeyler alma. Şimdi benim oğlan Junior villalarda büyümüş. Böyle adi çakma yani oyuncaklarla hayatta oynamaz çocuk benim. Tamam, ben aldım mesajı Şükrü Hanım. Merak etme, en güzelinden alırım. Hadi az az laf çok kiş. Hadi hadi. Kaç defenize vallahi düşer. Allah Allah. Bagajdaki pazar poşetlerini villaya taşıyorlar. Şşş, dur bir elma. Aa, durmuyor yok. Dur. Hah. Şimdi böyle dur. Dur. Kolay gelsin Meryem Hanım. Evet. Ya şey, alışveriş yapmıştım da ev için biraz. Bunları şöyle bırakayım mı? Siz böyle bırakın, bırakın, bırakın. İyi de şey, Şükrü size yardımcı olmuyor mu? Ya ben de anlamadım ki, yardım ediyordu, bir anda gözden kayboldu yani, ortadan kayboldu. Tepik Şükrü işte. Eğer iş varsa Şükrü bir ninjadan bile daha hızlı olarak ortadan kaybolabilir puf diye. Tamam, ben hallederim bunları, siz rahat olun. Meryem, ben çok acıktım, bana yiyecek bir şeyler hazırlayabilir misin? Hoş geldin Roş bu arada. Hoş bulduk Rüya. Ben size hemen yiyecek bir şeyler hazırlarım. Aa, ne pişiriyorsun tencerede? Aa, yumurta. Ay, benim de canım çok yumurta çekti. Ben de yiyebilir miyim? Yalnız pişirirken bol bol tuzla, tamam mı? Hep benim yumurtam tuzsuz oluyor. Şimdi Rüyam Hanım, yumurtayı siz istediğiniz kadar haşladığınızda tuzlayın. O içine tuz geçmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü kabuklu bir şey yani o. O yüzden kabuğundan içeri tuz geçmiyor. O yüzden siz yerken, o kabuklarını soyarken üstüne tuz atmanız lazım. O da bir fikir tabii. Aa, yumurta. Tabii ya. Nasıl aklıma gelmedi bu benim ya? Bak, senin de mi yumurtayı tuzlamak aklına gelmemişti soyduktan sonra? Evet. Ya aklıma gelmedi. Hadi be Nurhan Bey. Yani ben şimdi Rüya Hanım'a alıştım tabii artık da, sizde mi yani? Yok yok, hayır ya. Ya bizim müdür beyin sorduğu bir bilmece vardı. Onun cevabı aklıma gelmemişti, onu diyorum. Bilmece mi? Ne bilmecesi? Şimdi bir tane kadın yemek yapıyormuş, tamam mı? Bunun da 3 tane çocuğu varmış. Büyük çocuk gelmiş, yemeğin içine 3 avuç tuz atmış. Sonra ortanca çocuk gelmiş. O da yemeğe 3 avuç tuz atmış. Sonra evin küçük kızı gelmiş, o da 2 avuç tuz atmış yemeğin içine. Bu kadar tuz atılmasına rağmen yemek nasıl tuzsuz oluyor? Bilmece de bu mu? İşte 2 avuç attı ya kız çocuk. Bilmecenin sırrı orada bence. Tabii ki değil ya Rüyam. Yemeği yapan kadın gibi Meryem Hanım da aynı onun gibi yumurta haşlıyormuş. Ya ne kadar tuz atarsan at, yemeği hiçbir şekilde etkilemiyor. Yumurta olunca zaten hiçbir şekilde etkilemiyor. Cevap yumurta. Ben bunu nasıl bulamadım? Olabilir, olabilir. Bazen aklına gelmeyebilir insan. Canım benim. Yardım edin ben. Yok, ben hallederim. Siz rahatınıza bakın. Teşekkürler. Buna ne var? Boğaz'da ilerleyen yolcu vapurları. Ayrıca salonda oturmuş kahkahalarla gülüyorlar. Nereden geldi aklına? 40 yıl Of, Allah'ın sana şükürler olsun. Niye bağırınıza geliyor ya? Ay. Nurhan Bey, Nilgün Hanım geldiler. Sizinle görüşmek istiyorlar. Nilgün Hanım mı? Nilgün Hanım kim, ne için görüşmek istiyormuş? Vallahi ben de bilmiyorum. GPT'sine bakmadım yani. Hayatım, kim bu Nilgün Hanım? Bilmiyorum ki. Ay Şükrü Efendi, öyle duracağını çağır da gelsin, hepimiz anlayalım kim olduğunu. Hey Şükrü, gözlerin soru işareti, suratın öyle şapşal bakacağına git de çağır. Şükrü kaş göz ediyor. Emredersiniz efendim. Rüyam, hakikaten kimmiş bu Nilgün ya? Nereden bileyim aşkım ben yani. Çağırdığı adam bile bilmiyor sonuçta, ben nereden bileyim? Nilgün Hanım geldiler efendim. Nurhan Bey burada. Şeyler hafif soldu. Tamam. Sıra.
Bir dakika. Nilgün? Sen misin? Evet Nurhan, benim. Ne güzel bir sürpriz bu ya. Hoş geldin. Nasılsın? Ne haber? Ana, bu paşalar senin mi? Nurhancığım, kim bu hanım? Nilgün, üniversiteden arkadaşım. Yalnız konuşabilir miyiz Nurhan? Yalnız mı? Benim buradaki insanlardan hiçbir gizlim saklım yoktur. Bence mutlaka baş başa konuşmamız lazım Nurhan. Nurhancığım, acaba bir sorun mu var? Yani yok, ne sorun olabilir ki? Bence bir sorun var. Vallahi bence de var. 10 yıl falan oldu herhalde görüşmeyeli, değil mi? Böyle ayakta da kaldınız. Şöyle geçin, rahat rahat oturun, öyle konuşalım. Bu çocukların babası olduğunu, bu insanların yanında mı konuşmak istiyorsun Nurhan? Biricik duyduklarına inanamamış gibi şokta. Ne? Hepsinin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Anne, ben yanlış mı duydum? Çocukların babası olduğunu mu dedi? Evet Boncuğum, ben de öyle duydum. Bir dakika affedin. Şimdi bu uşakların babası Nurhan mı yani? Evet efendim. Gözlerini fal taşı gibi açıp irkildi. Ben bomba diye buna derim. Vallahi ben de. Biricik'in beti benzi atmış, gözleri dolu dolu. İşte çocuklar, babanız. Sarılın. Baba. Nurhan'ın bacaklarına sarıldılar. Yok artık. Biricik hala yaşadığı şokun etkisinde öylece donup kalmış. Birden ayağa fırladı. Nurhan, bunu bana nasıl açıklayacaksın? Bir dakika, neyi açıklayacağım? Açıklanacak bir şey yok ki ortada. Ya bir dakika, ya Biricik bir dakika, bakar mısın? Allah Allah! Nurhan Biricik'in arkasından üst kata çıkıyor. Kemal'le Serpil olup bitenlere bir anlam verilmemiş gibi şaşkın. Bir tek Rüyam gayet sakin. Siz ikiz misiniz? Hem de bayağı birbirinden ikiz ya. Değil mi? Nurhan kapının önünde. Biricik lütfen açar mısın kapıyı? Bak, ben şu anda ne olduğunun farkında değilim bir tanem. Açar mısın kapıyı? Nurhan, rica ediyorum, git, seni görmek istemiyorum. Lütfen bak, yalvarıyorum sana, şu kapıyı aç bak. Benim bu çocuktan haberim yok. Evet, Nilgün'le üniversitede arkadaştık ama sadece arkadaştık, o kadar. Ya, öyle diyenleri çok gördük biz. Sonra neler oluyor görüyoruz işte. Aşkım bak, yemin ediyorum ben de ne olduğunu bilmiyorum. Bak lütfen bana inan. Aç şu kapıyı, konuşalım aşkım. Allah'ını seversen bak, insanlar aşağıda biz... Biricik aç. Anne, babam nerede? Bahçeye yolladım. Çok sinirliydi. Elinden bir kaza çıkacak diye düşündüm. Ama haklı anneciğim. Yani babam ne yapsın ya? Nurhan'a bak ya. İki tane evladı varmış boyu kadar. Yani o kıza da yavık. Bunca yıldır iki tane çocuğu tek başına büyütmüş canım. Neredeler Şükrü? Meryem mutfakta bebeleri besliyor. Ama ben oyuncaktan anlamalıydım ha. Oyuncak mı? Ne oyuncağı? Nurhan'ın arabasının bagajında bir tane oyuncak vardı. Aa, nasıl yani? Mustafa isminde bir çocuk için doğum günü hediyesi vardı. Ay, ne diyorsun sen Şükrü? Mustafa mı? Mustafa nedir ya? Çocuklardan hiçbirinin adı Mustafa değil. Bu da bir başka çocuğu demek ki. Ay Kemal'im, duymaz olduk. Baba, anneciğim, yani bu kadar da olmaz ya. Her limanda bir sevgili, bu nedir ya? Vallahi bu benim için de sürpriz oldu. Sürpriz mi oldu? Yani adamın iki tane çocuğu var, sürpriz olmadı da bu mu sürpriz oldu? Hayır, o da sürpriz oldu tabii de. Bir de üstüne bunu duyunca bu da sürpriz oldu manasında. Anne, bu iş böyle olmaz. Ben diyorum ki boşansınlar. Bu ne ya? Her liman, her liman.
Allah adam kunduz gibi. 7 tane karısı var herhalde. Ay Kemal'im duymasam bunu vallahi küplere biner. Ay ne bu laflar canım öyle boşanma boşanma. Baksana Serpil Hanım. 2 tane burada. Bir de Mustafa 3. 4'ü 5'i bulur o. 4 var zaten. Var. Mahmut Kemal. Ha, doğru. Ya ben gittim. Öyle şey koysun. Adam da Mustafa var. Villanın bahçeden görünümü. Nurhan belli ki pes etmemiş. Başı önünde üzgün. Üst kattan salona indi. Yok. Yok abiciğim ne söylediysem aşağı inmeye razı edemedim. Ay Nurhancığım akışına bırakmak lazım. Yani hepimiz çok üzüldük. Ama Biricik daha fazla üzüldü tabii. Ay nasıl oldu hala anlamış değilim ya. He bak bu arada ciddi ciddi söylüyorum. Nilgün benim üniversiteden arkadaşım sadece tamam mı? Sanatçılar da öyle diye. Lütfen çekmeyin sadece arkadaşım. Biz de paparazzi programlarından falan görüyoruz izliyoruz işte. Şükrü Efendi yapma Allah aşkına ya. Nilgün benim arkadaşım sadece. Neyse ya Nurhancığım sen kendine bir avukat bul. Ne avukat abicim? Ne avukatı mı? Ne demek ne avukatı? Boşanma avukatı. Sarpışkom doğru söylüyor vallahi. Bu ne böyle canım Nurhan? Her limanda bir çocuk, her limanda bir çocuk. Bir de Mustafa var tabii. Bir dakika dur. Mustafa ne Mustafa'sı ya? Hani şu arabasında oyuncağını sakladığın çocuk. Sana inanamıyorum Şükrü Efendi ya. O benim değil. Bankada bir arkadaş unuttu. Hatta sana da söyledim ya Şükrü Efendi. Buradaki işlerimi halleder halletmez ona götürecektim. Verecektim onun hediyesi. Aman neyse ne ya. Ha bir eksik ha bir fazla. Nasıl olsa boşanacaklar. Çocuklar haddinizi aşıyorsunuz galiba biraz. Allah Allah ne bu böyle boşanma lafları falan canım. Annem haklı. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Bir yanlışlık var. Ortaya çıkacak. Babam nerede? Vallahi babamı hiç sorma. Babamın gözüne de görünme. Yani bir çay kaşığı su da boğar seni bulursa. Ya sen ne sahtekar, ne hilebaz bir adammışsın be. Ya yapmayın bakın o çocuklar benim olamaz. Ya Allah'ım böyle bir şey nasıl olur ya? Ben Biricik için üzülüyorum yani Allah saklasın yani bu şokta sütü kesilir. Rüyan bir anda tedirginleşti. Nasıl sütü mü kesilir? Gerçekten olabilir mi böyle bir şey anneciğim kocuğum? Tabii yavrucuğum yani emziren annenin sakin, stressiz ortamda olması lazım. Aksi takdirde sütü kesilebilir Allah korusun. Ay, o zaman ben artık bu şakayı daha fazla uzatmayacağım. Yani en azından benim kısmımı. Şaka mı? Şaka mı? Bir dakika ne şakası ya? Şey, kamera şakası. Kamera şakası mı? Sen ne diyorsun ya Rüya? Ne diyorsun sen ya? Evet, kamera şakası. Ben bunu bir programda izledim. Aslında her hafta izliyorum. Ayrıca çok komik, çok eğlenceli bir program yani. Ben de düşündüm, dedim ki ben kendi kendime de böyle bir şey yapabilirim dedim. Çok eğleniriz diye düşündüm. Bilgisayarın da hastasıyım ya. Girdim Facebook'a. İşte Nilgün'ü buldum, Nurhan'ın üniversiteden arkadaşı. O da benim kafadanmış, tamam yaparız falan dedi. Aslında çok komik olacaktı da. Neden böyle oldu hiç anlamadım vallahi. Ne şakası? Ne şakası ya? Şaka nedir ya? Böyle saçma sapan kamera şakası mı olur? Ayrıca ortada kamera yok. Ekip yok. Hani nerede? Böyle bir şakanın sonunda o ekip gelir. Böyle kucak kucağa sarılır. Kameraya el sallanır. Saçma sapan bir şey yapmışsın sen. Bu şakayı bana yapmışsın. Nurhan hala bu evde. Evladım bu kamera şakası değil eşek şakası. Ya anneş kocuğum bak izleseydiniz eğer gerçekten yemin ederim çok komikti. Yüzü burada diye söylemiyorum. Nurhan Bey hiçbir zaman böyle bir şey yapmaz dedim mi demedim mi lütfen. Söyleyin duysun. Bir dakika şimdi. Hakikaten şaka mı bu? Kamerasız kamera şakası. Ama Mustafa'yı bilmiyorum. Ya ne Mustafa'sı ya? Deminden beri anlatmaya çalışıyorum. Bankada Erdem var arkadaşım onun yeğeni Mustafa. Birazdan da hediyesini götüreceğim görürsünüz. O problem değil ki. Üniversiteden arkadaşım Nilgün ve onun çocukları sorun. Aferin sana ya. Vallahi aferin ya. Ya vallahi elinizde... Rüyam rica ediyorum bak. Biricik. Biricik. Rüyam mahcup. Tüm kötü bakışlar üzerinde. Suçsuz yere ya. Görüyorsun yaptığını. Ben gidip açıklasam. Şakayım.
Şükrü Rüyam'a kınayan gözlerle baktı. Rüyam yaptığının yanlış olduğunu anlamış, sıkıntıyla tırnaklarını yiyor. Boğazda ilerleyen ufak bir balıkçı teknesi. Görüntü villanın bahçesine geçti. Hayatım. Uzanıp ellerimi tuttu. Çok özür dilerim. Rüyamın böyle bir şaka yapacağı aklımın ucundan geçmezdi. Yani bir yandan da rüyamdan her türlü saçmalık beklenir ya, neyse. Boş ver, hiç önemli değil ya. Ya ben de şaşırdım. Ama şunu bilmeni isterim. Dünyadaki tüm kadınlar bir yana, sen diğer yana aşkım. Sen benim her şeyimsin ya. Sen de benim her şeyimsin hayatım. Ya onun için bu kadar üzüldüm ya. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sevgiyle sarıldılar birbirlerine. Görüntü dondu. 71. bölüm sonu. Bu filmin betimlemesi TRT Televizyonu tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com Zengin kız fakir oğlan.